7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Madalyayı almaya hak kazanan yarışmacımız... Ya şu kişi 20 bin lirayı alırsa hak ettiğini düşünmüyorum dediğiniz kim var? Ayşe Hanım'ın kazanırsa hak etmediğini düşünüyorum çünkü yemeklerini pişiremedi. Ayşe abla 20 bin lirayı alırsa üzülecek misin? Üzülürüm çünkü hak etmiyor. Laz böreğinin hamuru. Hamurundan başlıyorum çünkü dinlenmesi lazım hamurun. Aa sen bunu muska muska Laz böreği yapacaksın. Evet. Şimdi patatesli puzzle'lı gül böreği. Nuri Hanım'ın samimi olduğunu düşünüyorum her konuda. Diğer üç arkadaş samimiyetsiz mi size göre? Bana öyle geldi. Nermin Hanım daha beni o ilk gün tanıyordu. Bana söylemedik şeyi hakaret bırakmadı. Kaşınmışsınızdır. Ne yapacaksınız? Dövecek misiniz? Cahilce konuşuyorsunuz. Aa, öyle beni mi? Delirtip ondan sonra Nermin Hanım'ı suçlu duruma düşürüyorsunuz. Çıtır çıtır. Kıtır kıtır. Bunu bohça gibi kapatacağız. Yarışmacısı için her şeyi göze alan sunucu beşamel soslu kreplere yaydı. Neriman sallan gel, birincilikte parayı al da gel. Nuray Hanım'a neden tepki göstermiyorum? Çünkü Nuray Hanım dişinize göre. Niye kıskanalım sizi? Birinci olmamı istemiyorsunuz. Kalkması, gitmesi. Çenesi yani... titriyordu kadının. Ya çenesi titriyorsa keşke evinde otursaydı. Ayşe ablacığım senden başlayalım. Ya ben menüde bir şey görmedim gerçekten. Yani şu masada hiç mi bir emek yok, bir zahmet yok? Herkes de emek vardı. Şaşkınım. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Biz de çok şaşkındık. Herkese merhabalar efendim. Hayırlı cumalar hepinize. Haftanın son gününe geldik. Bugün büyük final biliyorsunuz ki 20 bin TL'nin sahibi belli olacak. İster misin son gün al parayı git. Aynen öyle bekliyorum. Bugün hadi parayı inşallah. Alıp gideceğim inşallah. Hanımlar kapıda bekliyorlar şu anda. Kadir, Nuray Hanım'ın sana bir hediyesi var. Bunu sana kendi ellerimle vermekten dolayı çok üzgünüm. Fark ediyorum. Almadın mı yoksa ona bir şey? Eli hayat diyor şu anda. Sen sadece bana mı aldın? Evet. Çok teşekkür ederim ama hayatın hatasını yaptın. Aslında Kadir Bey ben bunu size almadım. Kendi ellerimle size öldüm. Elinle yaptın. Evet. Elimi göz nuru. Göz nuru. Ama çok teşekkür ederim. Kapınızı asarsınız. Bak doğal taşlarını birleştirmiş. Bakın kalple koydum size bir tane kırmızı kalp koydum. Şirinler evi gibi. Evet. Yarışmacıma çok teşekkür ediyorum. Beni düşünüp vaktini zamanı ayırdığı için. Rica Allah ederim. Bir kere İlk razı olsun. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Şöyle vereyim kenara ayırını giderken unuttum. Ben ona bir daha elimi sürmem. Hadi aç. Hadi gelsinler. Kapıda dondular kadınlar. Merhaba. Ben Nuray Mahnoğlu. 42 yaşındayım. Ev hanımıyım. 3 çocuk annesiyim. Rize hemşinliyim. Buyurun hanımlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nuray Hanım'ın karşılaması iyiydi. Güzeldi. Ama Ayşe Hanım'ın girer girmez Nuray Hanım'a sarılıp böyle şapur şupur öpmesi beni çok şaşırttı. Nuray Hanım'ın karşılamasını çok güzel buldum. Çok samimi geldi. Kendimi gerçekten ev ortamında hissettim. Ya şu kişi 20 bin lirayı alırsa hak ettiğini düşünmüyorum dedi. Kim var? Ayşe Hanım'ı kazanırsa hak etmediğini düşünüyorum çünkü yemeklerini pişiremedi. Kimi düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Perihan Hanım. Ayşe abla 20 bin lirayı alırsa üzülecek misin? Üzülürüm çünkü hak etmiyor. Buyurun efendim. Herkes içindeki hamaratlığını, kinini, nefretini döktü bir rahatladı. Bugün son gün o. Bak Nermin Hanım da rahatlamış dünden sonra. Evet. Sen nasılsın Ayşe abla? İyisin. İyiyim. Çok iyiyim. Dil altını falan aldın. Bugün bomba gibisin. Evet. Hadi iyiyim. Bakalım. Perihan sen? İyiyim çok şükür. Heyecan var. Var. Yani çocuklar bakalım bazaya kavuşacak mı çocuk odasına? Bakalım nasip. Hadi be inşallah. Herkesin bir hayali var tabii 20 bin TL için. Herkesin hayali. Nermin abla sen ne yapacaktın 20 bin lirayı? Ben sokak hayvanlarına zaten bakıyorum ama onlara ben kafamda hep mama alacağım. Mama alacaksın. Hepsi Allah mama. Kabul etsin hayrını. Ayşe ablacığım seni zaten biliyoruz. İnşallah Allah nasip ederse buraya gideceksin. İnşallah. İnşallah. Kazanamazsan bile Allah yine de nasip etsin sana gitmeyi. İnşallah. Rümeysa sen ne yapacaksın? Ben ehliyet almayı düşünüyorum. Kadar. Aa. Arabamız var. Ehliyet alırsan. Ama tabii eşim kendi arabasını vermeyecek, bana araba alacak. İnşallah. Sana araba alacak. Kız adama sen kıskanç dedin mi? Adama da sana araba alıyor. Alsın. Tek başına sürebilecek misin? Gönderecek mi seni? Yani kendimde o cesareti görüyorum inşallah. Bence de. Bu haftaki performansından sonra ben senin o cesareti göreyim ama trafikte ne yaparsın bilmiyorum artık. Cesaret edemem. Ben de cesaret edemiyorum. O yüzden ehliyet duruyor cüzdanda.
Babacığım, seni biraz tanıyalım. Bu hafta çok sessizdin açıkçası. Evet, sessizdin. Yani sesini arada duyduk değil mi hanımlar? Evet. Nermin Hanım'la Ayşe Hanım'dan Rümeysa'dan çok sıra gelmedi. Gelmedi. Evet, onlardan sıra gelmedi. Ses. Şimdi hanımefendi beni tembihledi. Sakın dedi kocamla ilgili bir şey sorma dedi bana kapıda. Girersek çıkamayız dedi. Nasıl tanıştığımızı sorma dedi bana. O yüzden orasını sormayayım ben. Allah'tan sorma. Boşta bulundum. Kadir Bey Allah'tan sorma. Niye girersek çıkamayız orasını merak ettim. Ama ben zaten şimdi size bir merak uyandırmışım. Keşke hiç sormasaydım. Ben bunu mutfakta sonra bir rahat rahat yemek yaparken evet, konuşalım. Evet orada siz şimdi çok merak eder. Merakımı biliyorsun benim. Nuray ablacığım kaç çocuk var? Kaç senelik evlisin? Çalıştın mı? Çalışma hayatın oldu mu? Nasıl karar verdin buraya katılmaya? Bir tanıyalım seni. 3 çocuk annesiyim. Şu anda çalışmıyorum ama evlenmeden önce çalışıyordum. Ne işle meşguldü mesela? Evlenmeden önce turizm otelcilik mezunu olduğumu söylemiştim. Uzun yıllar otellerde çalıştım. Genelde Rize'de çalıştım. İstanbul'da da çalıştım. Bir hayalim vardı. Hostes olma hayalim. Bu hayalimin peşinden gitmeye başladım. Uçak hostesi. Evet uçak hostesi. Bir özel bir havayolu şirketine başvurdum Arabistan'da. Ondan sonra ben Arabistan'a gidip orada çalışmaya başladım. Arabistan'da hostes oldun. Evet Arabistan'da hostes oldum. Ailen izin ver. Bu arada sen Rize'ye falan gittin. Ailen izin verdi seni gönderdi. Gönderdi evet babam gönderdi. Güzel çünkü herkes yani göndermez. Hani kız çocuğu tek başına uzağa gitmesin yok, falan. Yok ilk kitapta istemediler Kadir Bey. Yani kız başına ne işin var, nasıl olacak, ne olacak. Yani ben de babama o güveni verdim. Hani yani sonuçta siz beni biliyorsunuz. Bugüne kadar üniversitede de bir sorun yaşamadım. Yurt dışında da yaşayacağımı düşünmedim dedim. Ve gönderdiler. Gittim. Suudi Arabistan'a gittin. Suudi Arabistan'a gittin. Sen Arabistan'ı mı seçtin yoksa hani böyle kurayla Arabistan mı çıktı? Yok tesadüfen aslında yani benim araştırma yaptığım dönem Suudi Arabistan tesadüf ilan verdi. Ama her şey böyle çok hızlıca gelişti. O dönem çıkınca bir ay içinde ben başvurumu gönderdim. Bizi Arabistan'dan gelip mülakata aldılar. Mülakat İngilizce oldu tabii. Mülakatı geçtim. Bir ay içinde ben bile inanamadım. Bakmışım Arabistan'dayım. Şu andaki olduğu gibi. Buraya geldim. Buraya geldiğim gibi Arabistan'a gittim. Ne kadar gittim. Kaldın Arabistan'da? 2 yıl kaldım. 2 yıl. İlk gittiğinde böyle en çok neye şaşırdın? Çok enteresan. İlk gittiğimiz zaman 2005 yılında gittim ben. Çok enteresan. Hiçbir şekilde bu akıllı cep telefonları yok. İletişim fazla yok. Yani biz yurt dışındayız. Biz ailemizi nasıl arayacağız? Biz bir hafta ailemize ulaşım sağlayamadık. Tabii bizimkilerden merak etti. Uçakla bir gidip geldik. Bunlar seçildiler mi diye. Tamam. Biz 20 kişi seçildik. Yani bayağı bir başvuru ama oldu. Ama şimdi korkunç değil mi? Kızın Arabistan'a gönderiyorsun. Bir haftada haber alamıyorsun. Haber yok. Evet. Korsanın eline İnanın, mi düştü? Uçağı mı kaçırdı? Ya ben? Evet. Gerçekten nasıl bir sistemdi onu gerçekten hala çözmüş diyelim. Sonra bize dediler ki evet isteyen ailesini arayabilir. Şükür bir hafta şükür sonunda. Gerçekten biz de korktuk. Hani panik ettik ki aile hiç kimseye ailesine haber veremiyor. Ulaştık. İyi, sağlıklıyız dedi. Bu bir hafta boyunca nerede kaldınız? Şimdi otele orada yok otel değil. Şimdi orası çok büyük bir şirket. Dünya çapında çok büyük bir şirketti. Bize orada çok büyük bir site alanı sağlıyorlar. Yani bütün dünyadan alıyorlar hostesleri. Çünkü eskiden o dönem öyleydi. Şimdi alıyorlarmış. Bayanların çalışması yasak olduğu için yurt dışından hostes seçimi yapıyorlar. Ha ülke içindeki. Ülke içinde evet. Ha. Arabistan olduğu için. O evet. Zaman o dönemde bayanlar ehliyet bile alıp araba kullanamıyorlardı. Şimdi daha özgürlenmiş. Yeni yeni zaten yeni araba ehliyetine geçtiler. Yeni yeni iş hayatına atılmış kadınlar. Ama şimdi çok tuhaf. Kendi vatandaşın çalışması. Dışarıdan kadını getiriyorsun. Evet. Ne garip. Aynı kadın ha orada durmuş ha orada durmuş. İşte bilmiyorum nasıl bir sistem yani. Açısı. Evet bakış açısı. Ama şimdi çok şükür aşmışlar. Hatta daha tahmin edemeyeceğim boyutlarda aşmışlar yani. Peki ilk gittiğinde en çok neye şaşırdın? Yani şaşırdın. Nasıl oluyormuş dediğim böyle garipse ilk gittiğimizde mesela zaten o kadar sıcak ki. Biz çok o sıcağa alışana kadar bir de yaz yani. Ama terlemiyorsun. Nemi yok en azından. Yok kuru bir sıcağı var. Bütün evlerde klima var. Yani insanlar yaşam şekli. Bir de böyle nasıl söyleyeyim. Siteler içinde yaşıyorlar insanlar. Blok siteler bizim içinde yaşıyorlar. Bizim gibi böyle mahalle kültürü yok, yok çok kesinlikle fazla. Yok. Yemek olarak ya her an yemek yiyebilir miyim? Bir de bir yemeklerine de alışamadık. Biz zaten alışveriş yapıp evde kendi yemeklerimizi yapıyorduk. Çünkü aşırı sarımsaklı da aşırı yok, baharatlı, hiç yemedik onları yemek. Biz kendi yemeklerimizi yapıyorduk. Bir de şöyle insanlar gündüz dışarıya çıkmıyor. Hava sıcak olduğu için 5'ten sonra dışarıya çıkıyorlar. Bize o çok garip gelmişti. Yani genelde gece mesela çok sokaklar çok kalabalık hani biz diyoruz ya, akşam 9'dan sonra hayat bitiyor. Orada aslında yeni baş gece 2'de falan böyle kadın, çoluk, çocuk herkes sokaklarda. Çünkü güneş anca gitti. Evet, hava anca serinledi. Biz mesela 2 ay eğitim aldım. Ben 2 ay havacılık eğitimi aldım orada. Mesela bizi servis getirip götürüyor. Yollarda bir tane insan yok.
O kadar garibimize gidiyordu ki. Evet evet, çık, kimse çıkmadı. Peki sen Arabistan'da mı evlendin, İstanbul'da yok, mı evlendin? İstanbul'da evlendin. İstanbul'da evlendin. Dönüş sebebin ne oldu peki? Evlilik. Eşinle Arabistan'da tanıştınız. Yok yok, eşimle Rize'de tanıştık. Arabistan'da. Sen Arabistan'da çalışıyorsun. Şimdi ama şöyle bir şey oldu. Biz daha önceden tanışıyorduk eşimle. Eşim o dönem Amerika'ya gitti. Eşin de uçuyor. Uçmuyor. O da otelci olduğu için. Ha. Eşim de turizm otelcilik mezunu. O da otelci olduğu için. O o Amerika'ya gitti. Ben de o dönemde. Sen Arabistan'a gittin. Ben de Arabistan'a gittim. Yani tamamen nasıl biliyor musunuz ya? Sonra o Amerika'dan döndü. Ben de Arabistan'dan. Ondan sonra evlendik işte. 17 yıllık da evliyiz. İyi, Allah bağışlasın. Teşekkür. Üç tane de çocuğumuz var. Şu an çalışmıyorsun ama. Şu anda çalışmıyorum, evet. Şu an hostes olarak istesen devam edebiliyor yok, musun? Yok Kadir Bey, yaşım geçti artık. Yani bir yaştan sonra almıyorlar. Tabii tabii. Hani ben hastane için evet böyle genç istiyorlar, evet, anlıyorum da uçak için de böyle lazım. 40 yaşında emekli ediliyormuş hostesler. Aman daha işte erken geçti. Emekli oldun. Evet, çünkü bir de sizin yıpranma payınız var. O yüzden erken emekli yapıyorlar ama işte o emekliliği göremedik. Ömrünün biz yarısı kuş gibi havada geçti. Ama çok güzel ya Kadir Bey, valla. Biz kahvelerimizi alalım. Tamam, tamam. Nasıl içiyorsunuz Nermin Hanım? Benim orta. Orta. Benim sizin de orta olsun. Orta. Benim şekerli. 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 Sade. Tamam. Evet. Nuray Hanım'dan ümitli değilim. Çünkü çok heyecanlanacak ve yapamayacak. Nuray Hanım'dan çok fazla ümitli değilim. Basit bir menü bekliyorum ondan. Sürpriz hediyenin sahibi olan ilk yarışmacımız. Çeyrek altını almaya hak kazanan yarışmacımız. Madalyayı almaya hak kazanan yarışmacımız. 3, 2, 1. Dün kahvelerde karışan oldu mu hiç? Hiç kimse söylemedi ama herkes doğru kahveymiş işte. Benim sade geldi. Benim de şeker yoktu ya. Sade geldi. Hepsi karıştı. Niye benim de sadeydi Kadir Bey. O zaman sade yaptı Nermin abla. Yok, orta şekerli yaptım. Ben bir fincana bir tek şeker atıyorum. Benimki sadeydi. Karışması imkansız. Yani size ikinizin mi yanlış geldi kahveleri? Evet, yani benim sadeydi. Şekerli değildi benim. Şekerli yani değil. Şekerli değil. Kahve şey, şekerli oluyor. Orta kahve de orta oluyor. İşte ama bu sadeydi. Hayır, bir fincana bir tane şeker atıyorum. Orta odur ha. Yani. Hani benim bildiğim orta budur. Bir fincana bir şeker. Şekerli. Size göre az geldi. İki şeker, bir fincana iki şeker. Demek ki Perihan Hanım'a az geldi. Yeterince şekerli bulmadınız. Aynen. Hanımlar, bugün cuma, büyük final. Biliyorsunuz evet. 20 bin lira sahibi belli olacak. Herkesin içten içe ödüllendirileceğini bekliyor tabii ki de. Performans sergilediniz ama. Ya şu kişi 20 bin lirayı alırsa, yani ne bileyim, evet ben kazanamadım ama onun kazanmasında hem istemiyorum hem de hak ettiğini düşünmüyorum dediğiniz kim var? Rümeysa. Ayşe Hanım'ın kazanırsa hak etmediğini düşünüyorum çünkü yemeklerini pişiremedi. Çiğ mi geldi önümüze yemekler? Evet. Ara sıcağı komple çiğdi zaten. Ayşe abla? Ben öyle düşünmüyorum. Artık Rümeysa Hanım. Sana göre peki kim? Yani 20 bin TL'yi alırsa eliyle emeğiyle yemekleri hak etmiyor dediğin kim var? Perihan ablaya bakar gibi bir halim var ama. Perihan abla. İncilerim mi takıldı? Evet, niye zorlandın bu kadar söylerken? Söyle söyle, varsa söyle, içindekilerin canı bir şey olmaz. Net oldu hak eden yani kazansın, bak, hayırlısı olsun. Bak, Rümeysa'nın adını verdin. Yani. Ben de öyle düşünüyorum. Kimi düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Perihan Hanım. Perihan Hanım. İsmini söylemekte zorlansana Perihan. Evet. Neden Perihan? Çok mu kötü bir performansı neyim çiğdi vardı mesela? Neyim kötüydü? Sizden hangisini kötü yapmıştım? Yani sizin böreğinizi keserken zorlanırım. Ondan sonra ama o zaten keserek yenmiyor ama çorbanızı işte çorbanızı içerken dedi pırasa, evet, boğazınıza takıldı. Ama beğendiğimi de beğendim dedim. Tatlınızı beğenmiştim. Afiyet bal şeker olsun. Helali hoş olsun. Helali hoş olsun. Birinci olursan ama sevinmeyecekmiş. Şimdi tansiyonu var. Ben şimdi buna ne diyeyim? Şimdi ne diyeyim? Diyeceğim. Sen bana soracaksın şimdi kimi istemezsin? Şimdi diyeceğim. Diyecek acaba dedi diye mi diyor? Ayşe demedi diye diyeceksin mi diyor? Desem şimdi üzülüp tansiyonu çıkacak. Nermin Hanım gününde olduğu gibi Nuray Hanım gününde de öyle bir canım, bugün istemiyoruz iyi ya yani. İyisin değil mi Ayşe abla? İyi. Ayşe ablanın biri ya, yani Ayşe abla 20 bin lirayı alırsa üzülecek misin? Üzülürüm çünkü hak etmiyor. Çünkü banyolu börek miydi, duşlu börek miydi? Çiğ. İçini çekmemişti. Enginarın ortası çiğdi. O semizotu yani insan süzme yoğurtla yapar. Ben sulanmıştı süzme ama. Süzme yoğurtla yaptım. Ama sulanmıştı. Yani beklediği için süzme yoğurt özellikle aldırdım. Beklemeseydi, çıkmasaydın, son 5 dakika yapsaydın. Ayşe Hanım dün benim masamda ayılıp bayıldı. Bugün Nuray Hanım'ın masasına şen şakrak geldi. Ayşe Hanım'ın hareketlerini, tavırlarını
hiçbir şeyini aklım almaz oldu artık. Ayşe Hanım'a çok şaşkınım. Dün ayılıp bayılıyordu, bugün gayet mutlu ve sağlıklı geldi. Demek ki her şey Nermin Hanım'ın masası içinmiş. Peki hiç eve yemek için yardımcı falan geliyor mu? Hayır. Ha, mutfağa girmiyor. Hayır, ben mutfağıma sokmam kimseyi. Ha okey, bak yardımcı da almıyor kadın. Hayır. Hani şimdi parası var, eve birini çağırıyordur, düşünebilirsin. Her işini kendin mi yapıyorsun Ayşe Hanım? Peki sağlığınızı düşünüyorsunuz, o kadar maddi durumunuzu niye eve yardımcı almıyorsunuz mutfağa? Yardımcı olarak sadece de temizliği alıyorum. Mesela Perihan abla, çok paran olsa şunu yapmak istiyorum dediğin ne var? Mesela şu dünyadan gitmeden şunu da yapmak istiyorum dediğin. Eğer gerçekten çok param olsa şu an kızım, yani iki tane kızım var ya, eğer şey olsa onların eğitim için kullanırım. Orası ayrı tabii ki. Çocuklarım yani. Ama kendim için mi kendin diyorsun? Için. Bu hayata bir kere geldin. Ya şunu da gözüm kalmasın, şunu da yapmak istiyorum dediğin ne var mesela? Evim olsun böyle güzel. Yani halı, perde, yani yeni eşya. Eşya. Yani isterim. Nermin ablama da sormak istiyorum. Kim kazanırsa içine sinmez, hak etmediğini düşünürsün diye. Kim hak etmez size göre? Ayşe Hanım. 20 bin TL'ye Ayşe Hanım. Ne büyük başım varmış Ayşe abla. Kahvem içinde kendime meyve veren ağaç taşlanır Kadir. Nasıl? Meyve veren ağaç taşlanır, gocunmuyorum. Yani söylediklerini de galeye almıyorum. Biz o meyveleri toplayamadık, hep çöpe gitti. Yani beni bu yarışmada hepinizin kıskandığını düşünüyorum. Kıskanabilirim. Peki, bunları masada da konuşuruz. Evet hanımlar, sayın seyirciler, işin ciddiyetine dönüyoruz. 20.000 TL. Bakalım bugün kimin cebine gidecek? Kim en amarat benim diyerek madalyayı boynuna takacak? Merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. O yüzden bir önce Nuray mutfağa girsin. Yemeklerini yapsın. Yiyelim, ardından hemen büyük finale geçelim. Nuraycığım, menünü sayar mısın karşı kameraya? Menüm sütlü köfteli çorba. Ara sıcak olarak patatesli, pazılı, gül böreği. Ana yemekte krepli, sultan kebabı, arpa şehriyeli pilav, tatlı olarak Laz böreği, bir de Akdeniz yeşillikli salata. Evet, sütlü köfteli çorba. Ayşe abla duyunca böyle bir yüzü tuhaf oldu. İlk defa duydum. Hayır, sütlüyü duymadım hiç. O dediği çorbayı ben yani yoğurtla yapıyorum. Sütlü köfteli çorba, ara sıcakta pazılı patatesli börek, ana yemek krepli sultan kebabı, arpa şehriyeli pilav. Arpa şehriye pilavı mı, arpa şehriyeli pilav mı? Aslında arpa şehriye pilavı yazacaktım. Yanlış yazmışım. Şimdi o yüzden şehriyeli pirinç pilavı olacak. Ha, mecburen arpa şehriyeli pirinç pilavı yapacaksın. Evet. Zorunda değilsin bu arada. Söyledin zaten burada arpa şehriyeli pilavı yapacaksan onu yap. Yani arpa şehriyeli pilavı yapacaktım, evet. O zaman onu yapacaksın. Tamam, yani bilmiyorum yani. Ya bizim yanlış... için problem yok. Sen neyi yapmak istediğini söyle bana. Arpa şehriye pilavı. Tamam. Yarışmacımız arpa şehriye pilavı yapacak. Salatamız Akdeniz salatası. Tatlımız da Karadeniz'de yarışmacıya yakışır bir şekilde Laz böreği. Evet. Hadi bakalım, göreceğiz. Çok merak ediyordum. Ben de merak ediyorum. Yememiş miydiniz Perihan Hanım? Hiç yemedim Laz vallahi böreği. Hiç. İnşallah peynir için. Hızlıca Nermin ablacığım, kahve sunumlarını nasıl buldun? Güzel. İçtin mi sen kahveni? Ben kahve içmiyorum normal. Ha, tadına baktım. Ha, tadına baktım. İstediğim gibi gelmiş. Evet, sıkıntım var. Sunumunu beğendin mi? Güzel. 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 Perihan abla? Ben de beğendim. Sunumu güzel, şık. Ayşe abla hoşuna gitti mi? Güzel, beğendim. Güzel. Şunları çok beğendim. Evet, fark ettim. Tabakta yaldız var, başında yaldız var. Rümeysa, sen çok beğendim mi? Kadir Bey. Fincan sunumu uymuş mu sunuma? Evet. Fincan uymuş mu? Yani fincan uymuş. Bunda da maviler var. Falan uymuş. Güzel. Evet, bunları sen evden getirdin mi? Evet, senin evden getirdim. Ellerine sağlık. Evet, biliyorsunuz ki bugün cuma, daha bir sürü işimiz var. Nuray'la etaba geçeceğiz. Bakalım Nuray Hanım etapta nasıl bir performans sergileyecek. Sizleri uğurlayalım. Etapta görüşmek dileğiyle sevgili seyirciler. Menü pazılı börek haricinde diğerlerini beğendim. Menüyü hep börek buldum. Sulu yemek olarak bir çorbası var. Başka bir şeyi yok. Nuray'dan böyle bir menü beklemezdim. Zor değil. Yapabilir. Ama basit de demiyorum. Yaptığı zaman göreceğiz. Bence Nuray Hanım'ın menüsü kolay. Çünkü el açması yapacağını düşünmüyorum. Ayşe ablacığım, senden başlayalım. Ya ben menüde bir şey görmedim gerçekten. Yani şu masada hiç mi bir yemek yok, bir zahmet yok? Herkes de yemek vardı. Şaşkınım. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Biz de çok şaşkındık. Evet efendim, merhabalar, merhabalar. Haftamın son etabıyla karşınızdayız. Bu nedir Kadir Bey? Bu senin için yurt dışından getirdiğimiz çok özel bir parça. Ay. Seni belki geçmişe götürebilir. Oh my god. Ben, bak, oh my god, yurt dışından getirdim. Oh my god. Sobalı evde oturmuşsundur. Evet, temizlemişliğim de var. Canım ablam, şimdi evet. Ekeş ablam. Yine aynısını yapacağız. Yalnız burada 10 dakikam var. 10 dakikam. Ve benden en yüksek puan alman lazım. 5 puan alman lazım. Ay, 5 puan. Temizlik puanını buradan veriyorum. Nasıl temizlemen gerektiğini biliyorsundur illaki artık. Evet, önce şu başlık. Başladı. 3, 2, 1, sürem başladı. Hadi ablam. Çok hamaratım, becerikliyim, hızlıyım, elimin pratikliğine güveniyorum. Nuray abla, biraz daha canlanman, hızlanman lazım abla. Nermin yenge var, iki bacağına geçirdi, böyle çevirdi. Oluyor Kadir, evet ama... El...
Oluyor mu? Evet oluyor. Evet siz görmüyorsunuz, tertemiz oldu şu anda. Kadir Bey bunu nerede bu kadar yaptınız da bu kadar? Kahvehaneden aldık onları. Necdet abinin ne, tabakta. Ne arada bu kadar doldurdunuz Kadir Bey? Kahvede biliyorsunuz ama akşam lastik yapıyorlar. Hallederim ben sizi. Ama hızlı olmam lazım. 10 dakika var. 10 dakika dediğiniz tamam, evet hemen yapıyorum. 2 boru daha var. Daha 2 boru var. Ah Kadir Bey, ah bu nedir böyle? Bu kadar kirlettiniz bazısı. Bazısı evdekileri de temizlerken diyor muydun anan yine bunları niye bu kadar doldurdunuz diye? Evde süremiz olmadığı için istediğimiz gibi temizliyorduk. Çünkü söyleye yapıyordun. Söyleye söyle evet. Bakın görüyorsunuz kirleri nasıl gidiyorlar. Evet yarışmacımız yağmur, kötü hava şartları dinlemeden 5 puan için 20.000 TL için o beyaz tenli kollarını, bak, o pembe tişörtünü ne hale getirdi ablam? Pembe tişörtümü feda ettim sizin için, evet. Yalnız sırtın nereden oldu onu anlamadım. Sırtım pıslak sırtın oldu. Sırtın da oldu yani. Bu arada yağmur da beni ıslattı. Havadan sanki kurum yağıyor. Gerçekten. Evet elimde kaldı son gazete, haydi alan yok mu? Bas içine, bas içine, bas içine. Bitti deyince bitti, bitti deyince bitti. Bak bezlerim de var elimde. Bunları halay çekmek için almadık. Onları kurulamak için mi verdiniz Kadir Bey yoksa? Oğla durula kurula. Evet riskli dakikalar başladı. Devir kovayı gitsin üstüne. Az kaldı, çok az kaldı, bitti sayılır. Nuray Hanım pes etmedi. Sonuna kadar istikrarlı bir şekilde temizledi efendim. Çocukken bile az yapmadık biz bunları Kadir Bey. Ey gidi günler. Ey gidi günler ey. Bitti. Daha ileri sürme bitti. Ay, dedin. Bitti. Evet ben... Nuray Hanım'ın da renk değişimini gördünüz efendim. Ellerine kollarına sağlık Nuray abla. Ne yapacağız bu tişörtü Kadir Bey? Şimdi seni doğru hamama göndereceğiz. Evet. Nuray Hanım Karadenizli kadının hırsını, azmini gösterdi. Aynı hırsı azmi mutfakta da göreceğiz. Hadi bakalım muhteşem önümüzün başına gidiyoruz. Ama önce banyoya. Hadi koş. Teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. Görüşürüz. Mutfakta kesinlikle iddialıyım. Her yemekten anlarım. Yemeklerin içinde hangi çeşit malzemeler kullanılmış onu anlarım. Nokta atışı yemekler yaparım. Laz böreğinin hamurundan başlıyorum çünkü dinlenmesi lazım hamurun. Aa sen bunu muska muska laz böreği yapacaksın. Evet. Bak şimdi patatesli puzzle'lı gül böreği. Çıtır çıtır. Kıtır kıtır. Bunu borça gibi kapatacağız. Yarışmacısı için her şeyi göze alan sunucu beşamel soslu kreplere yaydı. Neriman sallan gel, birincilikte parayı al da gel. Sevgili seyirciler merhaba efendim hepinize. Heyecanlı yarışmacımız Nuray Hanım malzemelerini hazırladı, karşınızda bekliyor. Ne yapacağız bugün size? Çorba olarak? Sütlü çorba. Köfteli çorba. Bu hangi yöreye ait bu arada? Ya bu yöreye ait değil aslında. Bazı insanlar kremalı çorba içmeyi sevmiyor. Kremayı çok ağır buluyorlar. Ayşe o yüzden. Mesela. Evet süt güzel bir alternatif. Ama burada önemli olan sütün tadının gelmiş olması. Hani bir tat olacak orada. Diyecekler ki bu ne tadı? Biraz süt kokuyor ama o sütün gelmesi lazım. Patatesli puzzle gül böreği. Bu aslında benim spesiyal böreğim. Ve Karadeniz yöresinde çok yapılır. Pazlı Karadeniz'de kullanılan bir... Pazlı ve patatesli yapacağız böyle. Evet. Karadeniz'de yapılır. Nedir ne demek istiyorsun? Hazır yufka kullanıyor diye mi gösterdin onu? Yok bir şey söyleyeyim. Şimdi ben öyle yapacağım ki onu. Hazır yufka mı? El açması mı? Anlamayacaklar. Zaten aşağıdan anlamadı fark ettin. Anlamayacaklar. Şehriye pilav, Akdeniz eşirlikli salata, krepli sultan kebabı. Laz böreği. Karadenizli kadınlar laz böreği açmadan olur mu? Evet. Vallahi buraya gelip hazır baklava yufkası yapanlar bile Karadeniz'i oldu. Karadeniz'i genel hepsini kapsamıyoruz. Sadece Rize, Artvin o bölge. Trabzon'da da fazla yapmazlar. Rize yöresinde ve Artvin yöresinde. Giresun'da, Biresun'da öyle yerlerde ya yok. Özellikle zaten Lazların çok fazla tükettiği bir tatlı. Başlayalım mı artık yemek yapmaya? Hadi süremiz 2 saat anca yetişiriz. Hadi başlayalım. 3, 2, 1 bas tuşa. Tamam. Başlıyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Önce ellerimi yıkıyorum. Ben yıkadım ellerimi. Hadi sen de yıka. Nuray Hanım'dan da pek ümitli değilim. Sessiz, sakin, kendi halinde bir kadın. Nuray Hanım şık ve güzel gösterişli bir bayan. Onu da masasına yaşatacağına eminim. Neyle başlayacağız şimdi? Hamurumuzdan başlıyoruz hemen. Laz böreğinin hamurundan başlıyorum çünkü dinlenmesi lazım hamurun. Hamurun içine tereyağını eritip mi koyuyorsun? Tereyağını eritip koyacağım çünkü hamur sert gibi. Çok sert bir hamurumuz var şu anda. Ha elinde. Ya böyle daha pratik olsun diye, tamam, çabuk olsun diye. Daha hemen 2 dakika olacak. Bugün Nuray Hanım'dan şık ve güzel bir masa bekliyorum. Nuray Hanım herkesin masasını çok beğendi. Ama ben bugün Nuray Hanım masasını beğeneceğimi hiç düşünmüyorum. Suyla bunun açtı. Amacı tereyağını soğuttuk şu anda. Ama kesen yoksa. Yangın merdivenini ahşaptan yapmaları gibi. Sizin kadınlarınız çok uzun yaşıyor. Kadınlarımız da uzun yaşamıyor artık Kadir Bey. Çok çalıştıkları için erken ölüyorlar. Kız eskiden de çok çalışıyorlardı Karadeniz kadınlar. Niye hep belli iki büklüm? Tamam. Zavallıların parmakları böyle yamulmuş yaşlı teyzeler var odun taşımaktan. Sen sadece belgesellerde izlediğin için ondan öyle sanıyorsun.
olsun. Ama öyle çarşı pazardakiler değil canım. Onlar genç olanlar. Daha köylerinde yaşayanlar. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı koyacağız. Göz kararı mı ölçüyor? Yarım çay bardağı. Yoğurt koyup soğutacaksın. Ya evet ya. Yoğurt çorbasında olsaydı kesinlikle. Buraya hanım 5 dakikamız geçti. Biraz acele edelim. Tamam şimdi ama 5 dakikaya tutacak bu ama. Tamam beş kır dakika. Yumurtalarını. Soğumuştur artık. Tabancamı saponiye gülle donatacağım. Gülle donatacağım. Evet yumurtayı tuttuktan sonra. Tamam muhakkak. Ellerini gene yıkıyorsun. Akşama kadar o elini yıkamazsın inşallah sistem yıkıyor. Yok yumurta tuttuktan sonra. Öyle bir yarışmacımız vardı. Heh. El yıkamaktan yemek yapamadık. Yok elimizi içine mecburen. Elsiz hiç olur mu? Elsiz olmaz. El girmeden olmaz. Yalnız anneniz babanız sizi iyi göndermiş yurt dışına. Benim kızım olsa göndermezdim. Gerçekten. Sen zaten bu kızı eni evlendiriyorsun, ne bir yere gönderiyorsun. Allah Allah, Allah bilmiş de vermemiş. Ne yapacaksın kızım? Evde mi tutacaksın bu oyunu? Kıyamam ben ona, yazık günah. Yalan, kıyamam altına kıskanıyor aslında, o yüzden gönder. Bence gönderin ya. Adını da öyle koymuş şey, kıyamam. Yani düz ses öyle şey olmaz bence. Ya ona mı dinler acaba? Hayır, o kız o yaşa gelse. Evet. Sanki ormana odun toplamaya gönder diyor. Bak ona gönderirim. Orman daha tehlikeli. Yapmayın. Ama bir şey diyeceğim yani Suudi Arabistan'a gidiyorsun yabancı bir ülke aynı zamanda sıcak bir yer. Evet. Yani iklimine de çok alışkın değilsin hoşçakalın. Kadına saygı yok. Urfalı. Kadına saygı yok tabii biz orada şey yani. Mesela orada biz çarşafla sokakta dolaşıyorduk. Çarşafsız asla dolaşamazsın. Şeyler var mutavva deniyor onlara. Bir gün benim saçıma çıktı. Mutavvalar geldi. Sister dedi kafanı kapat dedi. Hemen kapattım. Ondan sonra bir daha da hiç açık kesmedi. Ben yabancıyım deseydiniz. Biliyorlar yabancı olduğunuzu. O yüzden mi sister diyorlar? Sister diyorlar. Ya sen yabancı da olsa ülke sınırlarının içinde gezemiyorsun. Buraya'nın muhallebiyi nasıl yapıyorsunuz? Muhallebiye 1 litre süte 6 yemek kaşığı un koydum. Bunu güzel pişir. Ama şeker koymadınız. Şekeri piştikten sonra koyuyorum çünkü muhallebi altına tütmesin. Şeker altına yapıştırıyor. Evet. Yani o yüzden mi muhallebilerimizden hep altı tutuyor? Evet. O zaman şekeri sonradan koyalım. Tabii canım Kadir Bey öyle. Kadir yumurta öyle. Falan yok ama değil mi burada? Yumurta şu anda değil. Yumurta piştikten sonra kenara alacağız. Ilıyacak. Ilımaktan koyarsın. Yumurta hamuru gibi. Soğuk. Tereyağını ne zaman koyacaksınız? Tereyağını da hemen piştikten sonra. Kapattıktan sonra tereyağını atacağım. Sonra bunu karıştıracağız sürekli. Ben karıştırayım sen bunun şerbetini koy. Şerbeti kaynasın hadi. Şerbetin hiç acelesi yok o açarken. Ha, o sonraki iş ben şimdi ara sıcağı yapabiliriz. Böreğimizi yapacağız. Böreği, ya da ana yemeği koyalım. Ana yemeği koyalım. Ana yemeğin krepleri, eti pişir. Evet etimizi pişiriyoruz. Senin krebi ben yaparım. Teşekkür ederim. Dilses. Çok teşekkür ederim. Kadir o altına tutmasın. Ben bunu tutuyor, karıştırıyorum. Bak etler büyükse küçült. Sonra demek ki kasaptan öyle geldi. Evet küçülttüm biraz. Kesme tahtan bak orada karşında. Sen nasıl karar verdin bu yarışmaya katılmaya? Benim görümcem bana sürekli Nuray sen bu yarışmaya katılsan yaparsın diyordu. Daha doğrusu çevremdeki insanlar da aynı şeyi söylüyordu. Ya neden olmasın dedim ama evde yarıştığınız için eve pek güvenemedim. Çünkü kiracıyım o yüzden başkasının evinde yarışmak istemedim. Ne zaman ki villaya taşındınız. Hatta ben de diyordum ki ya evde yapıyorlar villaya taşınsalar villa da olsalar başvururdum nasıl ama. Nasıl istediysen artık Allah bize ne bilir evet, nasip etti. Ne geçiriyorsam kalbimden oluyor. Peki yemeklerin demek ki bu kadar güzel ki herkes sana güvendi herkes git dedi. Herkes beğenir güzel evet iyi bulurlar. Ondan sonra bir gün kahvaltıda oturuyordum izliyordum sizi öğleden sonraki kahvaltıda. Sen nasıl bir kahvaltı yapıyorsun ki bize denk gelmiş? Öğlene kadar i̇kinci uyuyor herhalde İkinci kahvaltı da diyebilirim. Sabahleyin çocukları erken okula gönderirken bir kahvaltı yapıyorum. Öğleden sonra da tekrar öbür kızımı almaya gitmeden önce iki posta kahvaltı. İki posta yapıyorum. Ne kadar güzel. Ne kadar rahatsız değil mi? Evet. Ne kadar rahatsın. Bir sabah kahvaltı yap, bir öğlen kahvaltı yap. Siz bu bıçağı alın, bu daha iyi. Kahvaltı yapıyordun, bizi izliyorsun. Ya dedim şöyle bir başvurayım dedim ya. Kadir senin enerjin dediğim gibi, senin enerjinle buraya geldim. Seni çok sevdiğim için buraya geldim. Enerjim seni çekti değil mi ekranda? Kesinlikle enerjin çekiyor, tamam, çekiyor. Evet. Bize yansıyor, çok güzel şekilde yansıyor. Ya size başvurayım dedim, ne olur ne olmaz dedim. Ya başvurdum, ertesi gün aradılar beni. Hemen ertesi gün evet. Millet ne ben kadar de çok bekliyor. Şaşırdım. Bekliyorlar değil mi? Ben de çok şaşırdım. Demek ki dedim nasibim de varmış. Bu anı bekliyormuş demek ki dedim. Program seni çağırıyor. Program beni çağırdı. Eşinin haberi var mıydı bu aşamalarda? Eşimin haberi yoktu. Hatta eşim de bana söylüyordu bazen. Nuray sen buna katılsan nasıl yaparsın? Yapabilir misin? Ama o da inanmıyordu bana masadaki yorum yapma şeklime. O bile inanmıyordu yani. Masada yorum yapamazsın diyordu. Ya ben diyordum kendi elime güveniyorum aslında. Masadaki yorumlara yani biraz niye şey masada yorum yapamıyormuşsun ki? Yani ya niye? Çünkü böyle çok seni yerler mi dediler? Beni yerler dediler. Evet evet. Hakkını savunamazsın. Bu arada biraz seni yediler ama. Yediler. Nuray Hanım'ın dediğini anlamıyoruz. Anlamıyoruz. Çok dolandırıyor.
Aslında anlamak istemedikleri için bence öyle dediler. Yani anlamak isteyen ne dediğimi çok iyi anlardı. Anlayan onca sene kocan anlamış ay yemin için. Anlatamazsa anlamaz yani. Kadın 17 yıl diyor. Kim olsa anlaşırsın. Belki adam su koyacağım mı ona? Var mı bir şey içinde? İçinde bir şey yok. E tamam neyine baktın yağdan mı? Şey sanki bir hadi şey. Hadi at o zaman hemen o çağı at. Şu arkadaki gözü açalım. O sütü öbür tarafa alın. Evet onu bence şu küçük göz arkadır. Orası çok uzak geliyor ev oraya. O zaman bu tarafa çek. Sonra yağımızı da koyalım. Bu burada biraz şey olacak, kavrulacak. Et. Mühürleyeceğiz eti, kavrulacak azıcık. Tamam. Hemen soğanını da oraya batacağım ben. Kavuracağız işte, kavuracağız. Sultan kebabının etleri pişecek. Evet, soğan nerede? Nerede? Bir tane buldum. Krep hamurunu yap da işte seversen onları yaparken o da onu döksün bari. 18 dakikamız geçti. Hiçbir şey yok ortada değil mi? 18 dakika geçmiş, biz çan. Hiçbir şey yok. Hamur yoğurdun canım, eti hamur de attık. Hamur yoğurdun, hamur muhallebi olur şimdi. O biraz soğuyacak. Hazıları doğrayıp kavuracak mısın, haşlayacak mısın? Hazıları suda bir tık haşlayacağım ondan sonra. Suyunu sıkıp öyle doğrayacağım. Isınmaya başladılar. Evet, bunu çevirmemin sebebi az önce et doğradığım için, et doğradığım şeyin tahtanın üzerinde soğan doğranmaz. Bırak kadın kesin oranını kesin işte. O zaman istemiyorsan bir haftadır kesin. Susuyor. Konuşacağım yer benim mutfak. Çocukluğumdan beri yemek yaparım. İlk yaptığım yemek yaz türlüsü. Yaşadığınız en garip olay neydi? Siz bir tane çikolatalı kek dağıtıyorsunuz ya bizim evet, arabayla evet, giriyorsunuz. Evet dağıtıyoruz ama ya oldu ama öyle şey vermedik biz ya. Yani ya öyle tarzımız ya değil yani. Kadir şöyle şeyler de olabilir atıyorum. Adam direkt evlenme teklif etmiştir. Şimdi şöyle bir şey anlatayım size. Yani kimse ben hani o sizin bahsettiğiniz şekilde olmadı ama bir işe başladığımda en tecrübesiz olduğum dönemdeki bir şey anlatayım ben size. Olabilir. Numarasını yazmıştım. Evlenme teklif deyince aklıma o geldi evet. Dur. Şimdi eşim de dinlesin. Gerçi eşime de anlattım ben bunu. Evlenme teklif mi etti adam? Adam etmedi. Çok ya doğru. Şöyle Türk bunlar. Türk karı koca Adanalı. Hatta bugün onun bilekliğini takmıştım koluma. Evlilik teklifi nereden çıktı kardeşim? Oğluna istedi beni uçakta. Aa dedim ben dedim nişanlıyım dedim. Yüzük var mıydı parmağında? Çok servis yaptım, çok ilgilendim, çok hoşlarına gitti, çok beğendiler beni. İkisi de doktor. Aa ikisi de doktor. Karı koca doktor. Kesin iş yapacak birini arıyorlar. Hizmetine bayıldıklarına göre. Karı koca doktor beni çok beğendiler. Ay dediler ben işte biz seni... Sanki bedava veriyorlar. Dünyanın parasını bir şişe su. Ama dedi ben evliyim dedim. Nişanlın demişti şimdi evli mi oldu? Ben nişanlıyım özür dilerim. Nişanlı. Yüzük var parmağımda tabii tabii. Ya üzgünüm dedim yani. Esen nişanlı mı diyorsun yalandan? Tabii tabii nişanlıydım yüzük vardı parmağımda. Nişanlıydın zaten. Kadir Bey, Kadir Bey şöyle. Zaten nişanlıydım canım ben de zannettim ki. Buna şeker ne zaman atacağız? Şimdi öyle bazen çünkü hani kafaya takanlar oluyor. Adam inadına bir iki kere uçuyor sırf denk gelmek için. Sizi bir yok yardımcı olayım bilmem ne. Şimdi, adam kafaya taktı mı neler neler var? Bir su bardağı şeker koyuyoruz içine. Koy ablam göz kararın. O da hosteslerin o valiz çekişi var ya uçakta indikten sonra böyle papyonlarıyla falan. Öyle rahat rahat yiyemiyorsunuz değil mi her şeyi kilo aldığınız korkusuyla? Ya yiyoruz uçakta mı? Hayır yani hostesliyiz ya şimdi. Yok yok yiyoruz çünkü uçakta lazım. Zaten biz çok şey olmuyor. Çalıştığımızdan dolayı. Günlük hayatta diyorum şimdi hostes olarak mesleğin hosteslik. Evet. Öyle hapur hupur yağlı hamuru götüremiyorsun. Yiyorsun Kadir Bey ne demek istiyorum şimdi çalıştığın için sürekli uçakta çok yoruluyor. O enerjiyi harcıyorsun. Ne yersen ye yakıyorsun. Çünkü gecenin ikisinde kalk, üçünde kalk, işe gidiyorsun. Sizin de hayatınız hayat değil. Ya bir düzeniniz yok. Kız bu avuç koymamışlar oraya. Avuç zor oluyor yani. Öyle habire havadasın. İki tane avuç demiştim, bir tane koymuşlar. Versinler mi? Tabii sen versinler. Söyle neyse. Dolapta var, verirler şimdi. Parası iyi, emekliliği belki erken ama zor. Meslek o. Yani evli bir insanın yapabileceği bir meslek evli değil evli bir insanın yapacağı bir iş değil. Bekar insanın yapacağı zaten iş. Zaten evli adam, kadın, çocuğuyla, çoluğuyla nasıl hostesin? Evet. Sürekli havadasın, düşün leylek gibi. Ya uçmak çok güzel bir şey Kadir Bey. Ben mesela yoğun bakımda 6 sene çalıştım. Bir sene daha çalışsaydım benim de şahitliğim kabul olmuyordu. Son dakika kaçtım. Yoğun bakımdakilerin de şahitliği kabul olmuyor. Sırf şahitliği kabul olsun diye işten çıkmış adam. Hemen çıktım. Evet kabul olmuyor. Kadir seni kim şahit yapsın ki zaten? Aa niye? Annem beni şahit yazdı 15 bin lira para aldı. 15 bin TL'yle 5 tane biraz çöpe gitmesin diye hemen bölüm değiştirdim. Yalnız bir şey söyleyeyim. Mahkemede şahitliğim kabul olsun. Vallahi inanırım sen bu sebepten bıraktın değil mi orayı? Ne olmuş 15 bin TL o zaman az para mıydı? Asgari ücretle çalışıyorduk. Sen sırf biri yalandan evlilik yapacaktı neydi o? Benim arkadaşım istifa edecek ama tazminatı var. Nuray abla. İstifa edecek ama tazminatı yüklü bırakmak da istemiyor. Nasıl çıkayım? Dedi ki ben dedi evleneyim de dedi öyle çıkayım bari dedi. Evliliğe tazminat veriyorlar evet, ya. Evet. Ama gizliden hastanenin haberi olmayacak. Neyse o zamanın parası 12 bin lira para alıyor. 6 bin lirasını da arkadaşına verdi ki onunla evlensin 6 bini ona kaldı. Ben dedim ki 6 bin lira veriyormuş. Evet. Dedim ki ismini vermeyeyim gel dedim ben seninle evlenirim. 6 bin lira ne demek o zaman iyi para. O zamandan beri parayı seviyorum diyorsun. Ben parayı çocukluğumdan beri severim.
Ondan sonra ben kafaya koydum, evleneceğim bundan 6.000 lira için. Bunu annem duydu. Sen manyak mısın 6.000 lira için? O kayıtlarda görünecek, sen bunu nasıl açıklayacaksın? Beni caydırdı. Yoksa 6.000 lira için evleniyordum. Size bir o zaman yurt dışında yaşamanız lazım. Ne oldu? Bu yalandan evlendi ya. Hakim bunları boşamıyor. Oo. 5 ay geçti, hakim dedi ki gidin kızım siz barışırsınız. Bunları geri yolluyor. Dedi ki kız senin zaten evleneceğin yok. Hazır evlenmişsin, bir tane de çocuk yap bari dedim. En azından bir çocuğun olsun. Ne oldu sonra onlar? Boşandılar 6.000 lira ve hala da bekar. Dedim sen evlenemezsin. Hizmetini kapatmış şimdi. Dedim o zaman çocuk yapsın da şimdi bir de çocuk kârı vardı. Adamla bir zengin bir zengin. Allah Allah. Tamam, bunun malzemeleri hazır. Şunun etler biraz daha pişecek. Ondan sonra biz onu koyacağız. Diğer malzemelerin hepsini atacağım. Arkadaşlar yarım saatimiz geçti. Muhallebin altını kapattım. Kapattın değil mi? Tamam. Bunu ara ara karıştıracağız ki. Kabuklanmasın. Kabuklanmasın. Onu yerin üstüne poşet örsek. Soğuması lazım. Yok yok. Soğuyacak, bunu ocaktan alalım. Kenara tamam. Koyalım. Şöyle. Ama dışarı koyma yoksa yok, çok yok, kabuk olur. Yok yok. Şöyle koyalım mı? Bu tavayla ne yapacağız abla? O tavayla şimdi patatesli puzzle'ı böreğimizin. Patatesler rendelenecek mi? Haşlanacak mı? Kadir senden rica ediyorum patatesleri. Soyayım mı? Bak ben sana... patlıcan soydurmuyorum, tamam mı? Közlenmiş patlıcan soydurmuyorum. Bir... Bunlar yıkanmış mı? Biz de hiçbir şeyi yıkamıyoruz abla. Hemen yıkayalım şöyle o zaman. Sayalım. Evet arkadaşlar, bütün hızımızla devam ediyoruz. Nuray Hanım, siz bunlara pancar mı diyorsunuz, pazı mı? Pazı. Pazı pancar, diyoruz. Karalahana yedim. Pancar başka bir şey. Karalahana yedemiyor musunuz abla pancar? Ya biz hiçbir şeye pancar demiyoruz. Biz pancara, bu kırmızı pancarlar oluyor. Ha, onlar biz ona pancar diyoruz. Onu başka bölgedekiler kullanıyor. Trabzonlar karalahanaya pancar da diyorlar. Pancar yemeği, pancar çorbası. Evet, Samsunlar da çok büyük mesela. Siz niye karalahana çorbası yapmadınız? Karalahana çorbası yapsam burada kimse kokudan duramazdı. Niye? Çünkü onun herkesi kokusunu sevmiyor, herkes kokusunu sevmiyor. Valla buralar nara atardı, ben size söyleyeyim. Bir de onun içine kuyruk yağı konması lazım. Kuyruk yağsız olmaz, en sevdiğim yemektir ama burası yeri değil. Burası evet. Yeri değil. Patatesler ne olacak? Patatesleri soyup rendeleyeceğiz. Rendeleyeceğiz, ama yıkayayım ben bunları. Tamam, ben yıkayayım. Rendemizi çıkaralım, büyük finale heyecanını az kaldı sevgili seyirciler. Hadi bakalım göreceğiz neler olacak. Nuray Hanım, ne yapıyoruz? Puzzle'ları haşladım. Şimdi bu neymiş? Bu şimdi patatesli puzzle'lı gül böreği. Puzzle olmazsa olmazdı bu böreğin. Kadir biliyorsun bunun iç harcını önce haşladık. Senin bu kavurduklarını da... Evet. İçine koyacak onu. Bunu haşladık, içine koyuyoruz. Eğer bunu... Peki niye haşladın? Hani bunu tavada kavursaydık olmaz mıydı çok mesela? Çok sulanır. He, sulanır o yüzden. Biletin aklında kalmasın. Kalkıp da demeyin ki yok biz bunu kavuralım. Aman onların işi gücü yok. Yemeğin içinde ne varmış onu mu takip edecekler? Zaten bu programı niçin izliyorlar bilmiyorum. Nuray Hanım, bizim programı niye izliyorsunuz? Niye izliyoruz? Hiç programdan bir yatsın yemek oldu mu? Oldu bazen. Mesela? Ya bazen performanslarına böyle şaşırıyorum. Çok yandı. Dur. Hep bakayım. Diyor muydun ya bu 2 saatte bu yemeği nasıl yetiştiriyorlar? Tabii en merak ettim. Kesin diyordum hani aralarda kesip ya da süreyi uzatıyorlar. Bana çünkü genelde 2 soru soruluyor. Bir temizlik benim işimde soruyorlar o evler gerçek miydi? Burada da soruyorlar gerçekten 2 saatte bütün yemek yetişiyor mu? Ha, izleyen seyirci demek ki çok uyuşuk 2 saate bir çorba pişiriyor. O yüzden şaşırmış olabilir. Geneli için demiyor. Evet evet diyorum. Bazıları öyle çok yavaş mesela. Nasıl olur diyorsun yani bu nasıl olur 2 saat yetiştirir bunu? Suçum neymiş anlamadım ben. Şimdi. Tamam. Ama ne yapayım? Burada 1 saat dürtükleniyorlar. Hayatta en sevmediğim şey ağır insan. Ağır insan. Ağır konuşan, ağır yemek yiyen insandan nefret ederim. Ağzının içine lafı gelemeyen insandan nefret ederim. Yani hele o hala o Nalbur amca benim aklımda. Aa Kadir, bırak sen de yaşlı başlı adama söylenme artık. Ne yapayım ya? İçimi çektim. Hangi Nalbur? Hangi Nalbur? Kızlar bir gün Nalbur'a gittim. Evet. Ya anlatalım. Ne yaptın ay Allah? Ölürsün gülmekte. Ne oldu? Bak. Kasada oturuyor bak. He. Ama acelem var. Evde işim gücüm var. Yani 5 dakika işten çıkışta uğradım. Evet. Eve hızlı gelmek için şoförle değil metrobüsle gelmişim. Bak indi bindi gelmişim acele etmek için. Adama içeri gidip selamun aleyküm dedim. Bak böyle ama. Aleyküm selam. Canından dedim bezmiş. Abi bana dedim böyle bir musun? Canından bezmiş. Böyle o zaten olmamasından dedim ki tamam ben buradan çıkamayacağım. Evet. O arkaya dönüşü, o musluk arayışı belki 40 dakika beni öldürmüş. Ay. Kardeşim adam sana en iyi servisi verebilmek için düşünüyor herhalde değil mi? Katalaktan zaten ne? Katalaktan
zaten seçmişim ben. Kafasında musluk mu tasarlıyor bana göre? Kombin mi tasarlıyorum ben? Sen ne almaya gittin oraya? Musluk istedim. Bir ucu dedim çamaşır makinesi ucu gibi bağlanacak dedim. Bir ucu da dedim musluk ucu bağlanacak dedim. İki başlığı istedim. Yani normal bir musluk istedim. Evet belki herkes bulurdu da. En son gittim Laleli'de buldum musluğu. Kadir şu muhallebiyi karıştırıyorsun değil mi arada bir? Bunu mikserle çırparız en sonunda. Çırpma. Mikserle çırpmanı istemiyorum çünkü o şey olur. Bu arada inanamayacaksınız ama 47 dakika oldu. Ay inanmıyorum. Tamam, 47 dakika. Gülle donatacağım, Allah. Gülle donatacağım. Tamam Kadir sen bana o zaman bir şeyin içine, tabağın içine, kasenin içine. Yumurta süt mü yan buyur? Su ve sıvı yap. Su ve sıvı yap. Evet. Böreği çıtırlatmak için. Evet. Kadir bu var ya tam yumurtalık olmuş. Değil mi? Tam pazar evet, kahvaltısı. Evet evet aynen. Yapın çok lezzetli oluyor tavsiye ederim. Of. Pratik 2 dakikaya. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Onu başka bir tabağa alabiliriz çünkü dediğin gibi o döküm tabağı olduğu için. Borcam vereyim ben. Çayla mı süreceksin abla? Orada balık tabak var ya. Şükran dur. Yapıyor musunuz böyle evde pazmazlı kavurup üstüne yumurta? Yaparız. Un yoktu da mısır unundan helva kavurup yaptım kendime. Tamam zaten yapılıyor. Çok da güzel olur. Çok güzel olur. Zaten bu yapılıyor. Mısır unundan helva yaptım kendime. Zaten yapılıyor. Bu yapıyor su ve su yağ değil mi? Su ve sıvı yağ. Evet. Fırçayı hemen veriyorum ablam bir saniye. Buyurun efendim. Ya fırçaya gerek yok. Kaşıkla mı? Okay. Kaşıkla yapacağım şöyle. Şimdi bu suya niye sıvı yağ koyduk? Böreğimiz çıtır çıtır. Nuray Hanım çok temiz çalışıyorsunuz vallahi. Ama senin elin yüzün de temiz. Çok teşekkür ederim. Yani pürüpak bir kadınsın. Yüzünden belli. Güler yüzlüsün. Ne bileyim tertipli düzen üstün başından belli. Senin evin de temizdir yani. Evet evet. Buzdolabını ne kadar sıklıkla çekiyorsun mesela arkasını? Arkasını. Arkasını biraz zor çekiyorum çünkü buzdolabımız çok ağır. Zaten Türk kadınların genellikle buzdolabı ağır. Yeri dar çıkmıyor. Yeri dar. O yüzden çok sık çekemiyorum Kadir. Ne yalan söyleyeyim onu ağır olduğu için. Aklı o kadar da dürüst bir kadın. Dürüstüm dürüst ya. Suya sıvı yağ koydum. Koydum çünkü çıtır olsun. El açma börek gibi dedin anlayacak. Ya bunu şimdi şöyle söyleyeyim kaç kişi yediyse. Nuray sen bunu elde mi? Yok hayır. Bu hazır yufka. Nasıl olur bu el açması gibi? Çok kişiden duydum ama ben. Ama bak pazarlamayı bilmiyorsun. Madem ki el açma zannetmişler niye hazır yufka ya diyorsun? Neden yalan söyleyeyim? Belki bu yalan değil. Şimdi pazarlama taktiği. Değil değil. Belki o da yapmak isteyecek tamam mı? Yapsın. Tepsiye ihtiyacım var. Yapmak isteyecek. Kalkıp bana hamuruna ne koydun diye. De ki un su tuzdan hamur yoğurdum da yufka açtım de içine de sıvı yağla su sürdüm de bunun tarifi bu. Ya değil değil. Niye o yapmak istiyorsa doğrusunu söylerim yapsın. Kadın doğruluktan ölecek. Yani bu, hani şeyler var ya aşçılar var ya sır saklayan aşçı öyle değiliz ya. Böreği fırına verdikten sonra kreme mi geçiyoruz? Evet evet. Benim küçük kızım var 5 yaşında. Ne zaman hamuru yapsam anne ben de. Gelir yanımda açar. Öğreniyorlar şimdiden. Hele o kekli bir sıyır. Kek. Benim 9 yaşında kızım var. O da kekik artık öğrendi kendi yapıyor. Senin çocukların yaşları kaç lira yaptı? 9, 5, 12. 9, 5, 12. Evet. Ve 9 yaşındaki kızım artık kekleri kendi başına yapıyor. Ben bıraktım ona. 6, 7, 8, 9. Hep 3-4 yaş var aralarında. Evet evet. Yemesel kafam durdu. Matematiğim yok yok. Arkadaşlar biz bunları duruyoruz. Ondan sonra şey yapacağız. Krebe geçeceğiz. Krebe geçeceğiz. Krep hamuru var. Laz böreği var da. Laz böreği kolay canım. O bitti sayılır. Ama açacağız Laz Kadir böreğini. Onu karıştır. Köfte yuvarlayacağız daha. Ay Kadir sen köfteyi yuvarla. Eyvah ben kafa gitti. Sen köfteyi yuvarla lütfen rica ederim. Köfteyi yoğur yuvarlayayım. Köfte yok ortada. Tamam tamam şunu hemen. Köftenin malzemesini verin ben yoğurayım. Tuz koydum biraz. Tamam karabiber koy biraz da tamam. Ha tamam eyvah eyvah hamuru açsaydık bari. Ben aslında bunu dörde bölecektim o arada kafa gitti. Bir servis tabağı verin bana şunları yuvarlayayım sen ben. Onları... Pazılarını küçük küçük doğrayıp bence pazıları haşlarsa onları bir güzel soğanla kavurup iç harcını yaparsa çok lezzetli olur. Patatesleri de haşlayıp tekrar pazının içine katıp onları baharatla soteleyip yufkaya sararsa bence börek lezzetli olur. Ama öyle yaparsa eğer. Bence Nuray Hanım yufkasını hazır kullanır. Patatesli, pazılı gül böreği yemedim, yapmadım. Kendisi Rizeli olduğu için Rize tarafının herhalde bir yöresel yemeği. Ama hiç tadına da bakmadım, yemedim. Nasıl olur onu bile bilmiyorum. Burada bir kaçak oldu. Gördün ha bu ne işi etti. Evet, maalesef tereyağını eklemeyi unuttuk. Köşmeri mi oldu sanki? Sen onu bacım mikserle çırp abla. Mikserin tek ucuyla açım ama çift. Ya çok beklettik orada şimdi dur. Çırpma teli var mı? Çırpma teli var mı? Geldi ne yapsın? Ama işte onu yaparken o kaldı orada ya. Ay, şimdi bu nasıl kıvama getirdim ben? Bence o Laz'sa yapar. Olur. Laz inadı damara tuttuysa yapar. Şimdi ben Laz ama değilim. Ama hala mikseri kullanmamak için inat ediyor. Hayır şimdi yumurtalarını katayım da ondan sonra ben Laz değilim ama yaparım. Nasıl Laz değilsin? Laz değilim ben hemşireyim. Hemşirin başka Laz başka. Şimdi de yumurtasını koyuyoruz. 4 tane yumurta, tereyağı, evet. Şeker, hamur var evet. Ya.
Gelip geçmeye buradan ana babam huyladı. Neriman. Geçmedi mi? Geçmedi. Aksilik, aksilik üstüne ya. Aksilik, evet. Yandan yandan dolan. Evet, şimdi oldu. Bir şeye benzedi. Şimdi sıra geldi Laz böreğinin karabiberini koymaya. Oo, Nuray Hanım biraz abarttınız sanki. Abarttık, dur. Abla. He? Bunun özelliği karabiberli olması ve bir tatlı kaşığı karabiber konur. Ben de öyle yaptım. Senin koyduğun bir tatlı kaşığı mıydı? İşte bir tatlı kaşığı da değildi tam. O hiç belli olmuyor karabiber. Tadı mı belli olmuyor? Evet, olmuyor. Ya krep hamuru da ben çırpayım. Kim yapacağım demiş bunu? Yok, yapmadı. Hatta karabiberin tadı bile gelmiyor. Gelmez, o pişince hiç gelmiyor. Aa, dur, geliyor. Küçük dilime yapmıştı. Ya, damağım sokuyor şu anda. Hayır, bakacağım. Ya demek ki sizin yemekler o yüzden böyle baharatlı baharatlı oluyor ya. Bak, biz boşuna mı kızlara dedik ki yemekleriniz çok baharatlı? Çok baharatlı dedim. Bir o gün şeyin gözlemesi tuzluydu. Başka ne baharat vardı? Sanki dersin ki İsot'un gözünü basmışız yemeklere. Bence çok güzel olmuş. Biraz yoğun olmuş. Biraz yoğun olmuş. Niye bu kadar acı bu? Bir yemek kaşığı bastın. Bir yemek kaşığı olur mu ya? Ben sana orada durdurdum, üstünden alacaktın aslında biraz. Sesin de işine geldi, dedi karıştır. Neyse, ne yapacağız? Biraz vanilya mı alsak, alır mı acaba? Almaz, almaz. Sen diyeceksin ki ya bunun özelliği böyle. Zaten acaba bu... onların kaç tanesi Laz böreği yedi? Evet, ha? Evet. El açma börekten bile anlamıyorlar. Tanrı aşkına dostum, sen Laz böreği mi gördün ha? Laz böreği, muhallebisini güzel ayarlaması gerekiyor. Kıvamının akışkan olması gerekiyor. Karabiberini iyi ayarlaması gerekiyor. Yufkasını kendisi açması gerekiyor. Yufkasını kendisini açmasını isterim. Muhallebisinin kıvamının güzel olmasını isterim. Olmazsa olmazı da karabiberdir ve şerbetinin güzel çekmesini isterim. Şimdi sırada krep var galiba. Krep geliyor. Krep ondan mı çırpacaksın? Evet, ben krebi bununla yapıyorum. Blender'la. Evet. Pürüzsüz oluyor. Hemen oluyordu. Bak, hadi bu karabiberde beni şaşırttınız. Benim karabiberim bu kadar acı değil ki. Seninki var ya kesin şeydir. Çakma olan karabiberlerdir. Çakmadır kesin, var yarısı toprak olanlardandır tabii herhalde. Canım. Ya bir gün şey aldım, nane aldım, hazır nane açıktan. Kokuyor mu? Ne koksa keşke iyiydi. Kokuyor, güzel kokuyor da. Yıkamak istedim ben bunu, yıkadım. İnanın şu kadar toprak çıktı. Aa, vallahi... ama o zaman doğaldır işte, topraktan toplamışlardı onu. Deneyin onu bir. Şerbet yiyecek ya. Ya şöyle bir şey oluyor, bazen bak, evde de fazla kaçırınca. Baskın karakter olmasa da, ben böyle yaptım, bu böyle oldu, bitti. Bitti. Şu adam 4 senedir asla hiçbir hatasını kabul etmiyor. Ben öyle yapıyorum diye kesinlikle patlıyor. Süt nerede, süt arkadaşlar. Arkadaşlar süt, süt. Sen de biraz öyle yap. Hadi hamur açacağız daha ya. Hadi hadi Laz böreği. Aa, börekler kabarmaya başladı bak. 48 dakikanız kaldı. Tamam. Deme. Pilav yapacağız. Çorba ya, yok. Bu arada pilav sofra yapacağız. Yok. Salata yok. Hadi. Laz böreği açılmadı. Ve bugün 20 bin liranın sahibi belli olacak. Demeyin sevgili seyircilerim, patatesli, muzlu ve kıymalı harika waffle'larım var. Bizde de Arpa Şehriye pilavı, yanında da sütlü köfteli çorbamız var. Çıtır böreklerimiz görmüş olduğunuz gibi, gel 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 gel, bak 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 bak. Çıtır çıtır, kıtır kıtır. Patatesli hem de puzzle'ı görmüş olduğunuz gibi. Ve burada da Laz böreğimizin hamuru mevcut. Şimdi onu açacağız. Peçine muhallebi koyacağız. Pilav yapacağına git de kronometreyi bir kontrol et Kadir. Bu şey yakmayalım. Yüzün düştü, hayırdır? Geçen süremiz 1 saat 33 dakika. Son 27 dakika. Demeyin, yani demeyin, demeyin. Yani yok, ya yok, falan. Hayır, olmaz, olmaz. Nasıl olmaz? Ağlama değmez hayat. Al bak, 1 saat 33 dakika geçti. Ama dur, dur, bir saniye. Kadir, birbirine karışıyor burada. Kadir, beni lafa tuttunuz ve süremi yediniz. Lafa mı tuttuk? 32 dakikada bir aklıma bir şey geldi deyip anlatan kendisi ama lafa biz tutmuş. Evet. Abla bir şey Kadir, anlatmak Kadir, için Kadir, havaya bakıyorsun. Bir şey söyleyeyim bana. Kadir, şey yanmasın. Ne şey, yanmasın? Arpa şehriyem yanmasın. Nerede pilavım etmiş? Yanmasın, pilavım yanmasın. Oh! Unuttum, birden elime aldım. Yanları tuttu zannettim. İşte bunlar hep... Kadir, dikkat et biraz. Tamam. Şerbeti de hemen atalım bu arada. Abla, bu et pişti mi? Biz bu düdüklüyü hiç açmadık. Onu ben açtım, kapattım bile. Bırak bırak. Ha, o hiç tamam. Şey yapma, dokunmuyor musun? Daha o da fırına girecek. Onun vay bir şey namine. Yok. O fazla pişmeyecek ki. Tamam, o çorba kapat bence. Çorba oldu. Kapatıyorum çorbayı. Ha, ona maydanozunu koyacağız. Serviste koyarsın onu. Ha. Pilava bak. Kavurayım biraz da. Az çok az daha kavur, tamam. Nişastayla mı açacağız bunu? Evet evet. Beze yap, beze yap, beze yap. Hadi. Yeter bu kadar. 3 tane yeter mi? Evet. Laz böreğini. Evet. Nasıl bir Laz böreği diyeceksiniz? O bu şeyin yanmasın. Mı yapacaksın yoksa? Aha, evet. Dikkat, hop. Arabaya taş koydum, civanım. Arabaya taş koydum. Ben bu yola baş koydum. Haydi bakalım 20 bin lira kimin olacak? Abla, yeter mi bu kadar kablo? Yeter, yeter. Tuzu var mı? Hiç bilmiyorum. Tuzuna bakmamız lazım. Merdane'ye de bakın.
Ben buradan Arabistan'a oklava getiren insanım. Orada da bıraktım arkadaşlarımı ama kimse de açacağını da zannetmiyorum. Kaldı buradan orada. Arabistan'a mı oklava getirdin? Evet, orada oklava yok ki. Ben de oradan neler getirmiştim. Meğersin herif Çin malıymış. Altına bir baktı, Made in China yazıyor. Yalnız altın orada daha ucuz, biliyorsun değil mi? Altından bahsederken ben krep hamuruyla senin resmini yapıyorum burada Kadir. O zamanlar kur biraz daha farklıydı ya. Bak orada altın alıp burada bozdurunca daha çok fazla kar ediyorsun. Aa, o zaman altın alacak param yoktu valla. Ben almıştım o zaman, bozdurdum. 100 lira veriyordum, 125 riyal alıyordum o zaman. Ne alışveriş yaptım. Resmini yapacağım dediğim bu mu? Evet Kadir. Bak bunlar saçların, şimdi buraya da gözlerini yapacağım. Hiçbir şey demiyorum. Kadir, çorbanın üzerini kapatabilir misin? Kapatayım abla, kapatayım. Adam sunucusuna krep yaptı. Ay tüketsin. Göster seyirciyi, aynı ben. Hatta sabahtan bana biyometrik lazımdı, keşke bunu verseydik. Kaybolursam bununla ararsınız beni kayıp programlarında. Sunucumuz aynı buna benziyor. Fırında bir şey yok mu? Keşke Laz böreğini daha önce yapıp gönderseydik, pişerdi şimdi. Abla börek yeni çıktı, nasıl göndereceğiz? Şekerini koyabilir misin sana? Ama ya koyma, dur. Nereye koyacağım şekeri? Şerbetini mi? Şerbetini. Yavrum suyu tamam, krepler de tamam. 3 kat açıyorsun. Evet, aslında evde 5 kat açıyorum da şurası yarışma diye 3 kata düşürdüm. Normalde evet baklavaları 5 kat açıyorum. Olsun, sonuçta çaresini bulduk. Baklavaları 5 kat açabiliyor, açıyorum yani. Bu zaten normal, bildiğin baklava, al sana baklava işte. Ya baklava hamuru işte, içindeki şey farklı yani. Antep'te de muhallebi koyuyorlar içine. Evet, aslında şöbiyet tarzı bir şey bu yani. Şöbiyetin içine de. Yalnız o yufkayı biraz daha hızlı açarsan iyi olacak. Açacağım, dur. Artık sana kronometreyi göstermeyeceğim Kadir. Saatten bile anlamıyorsun valla. Ben zaten, ay bana şu dine şey saatler var ya, elletli saatler. Sokakta koluma takıyorum süslü, biri saat sordum abi saatim bozuk diyorum. Çünkü anlamıyorum ben öyle. Nuray Hanım'ın 32 dakikası var. Ay demeyin öyle, durun. Benim yüreğim ağzıma abla getirdi. Ben özür dilerim. 30. Ama ne yapayım, yok matematiğim yok. Düşün ki ben sabah bazen uyanıyorum, saat çaldı zannediyorum. Saate bakıyorum, yanlış hesaplıyorum, duşumu alıyorum, hazırlanıyorum. Daha uyanmam gereken saat yeni çalıyor. Bize neden senin gibi erkenciler hiç denk gelmiyor Kadir? Beni bil. Sen o gençleri başka dışarıya karış. Ben hep dakikim hazırım. Ben yatağımın içi hazır bekliyorum, şoförden mesaj geliyor. 20 dakikaya oradayım. Halbuki beni 6.30'da alacak yazmış oraya. Üstüne bir 20 daha ekliyor, saçım bozulacak diye böyle duruyorum yatağın içinde. Uyuşuk. Onu ağzını açma, gel bana söyle. Her şey ben. Şoförün geç kalması bile benden. İlk yoldan önce beni alıyor diye. Bundan sonra sabahları da tek gideceğim. Bak suçlu gene ben oldum. Arkada öyle ızıcık sesim çıkmadan yatıyorum. Planımız nedir hanımefendi? Planım bunu fırına veriyoruz. Evet. Ondan sonra şerbetini koyacağız. Yok mu bir hikaye aklına gelip kaçacak? Hikaye. Ya konu açılınca aklıma geliyor. Siz kaç kardeşsiniz bu arada? Biz 4 kardeşiz. 4 kız erkek? Bir erkek, 3 kız. Hepsi İstanbul'da mı? Rize'de olan var. Hepsi Rize'de. Pardon, bir tanesi Zonguldak'ta. Bir sen İstanbul'dasın. Evet. Gurbette bacım, ah gidi. Aynen. Beni. Evet, hızlı oluyoruz Nuray abla, hızlı. Tamam. Daha bak, ana yemek yok ortada. Bak biz de bu arpa şehriye pilavına şeker atıp yiyoruz. Aa, biz de. Pes bir tadı var. Arpa şehriye bak, değil. Bak, yiyecek inanmıyorsunuz, yeniyor işte. Arpa şehriye değil, tel şehriye yap, süper olur. Biz de arpadan yapıyoruz onu. Arpadan pilav yapıyoruz, içine şeker atıp yiyoruz. Bak, tel şehriye yapalım. Erişteye de biz şeker atıyoruz. Erişteyi kavururuz yağda, üstüne şeker atar yeriz. Öyle yoğurtlu mortlu yemeyiz biz. Biz neyle uğraşıyoruz? O orada anaokulu ödevi yapıyor. Ama bu börekler kuruyacak, ağzı açık. Kaşık. Sofra bezimizi ver. Kaşık. Abla bunun şehriyeleri pişmedi, suyunu çekti ama bu. Ha, dur bakayım. Buna sen bir bak. Hemen bakayım. Hadi göstereyim. Bakayım nerede? Bir bak. Az daha ekleyelim. Kadir. Nerede? Su mu ekliyor? Kettle. Nasıl? İşte bu şekerli süper oluyor. Ne kadar güzel. Şu an canım çekti. Aa, sen bunu muska Laz böreği evet yapacaksın. Evet. Bak şimdi. Karadeniz zekası, pratik şekilde ya. Neriman sallan gel, Neriman dolan gel. Nuray tatlı yapmış, oh oh. Birincilikte parayı al da gel. İnşallah. İnşallah 20 bin lira senin ay, olur. Ay amin. Bas İnşallah. Bas paraları Leyla ya, bir daha mı geleceğiz dünya? Tepsi alabilir miyim? Ne istiyorsun? Kadir'cim tepsi alabilirim. Bak şey ilk defa yiyecekmiş. Kim ilk defa yiyecekmiş? Perihan. Yal kağıt sereyim mi? Serme şerbet dökeceğiz ya. Tamam hadi o zaman, hadi. Şöyle hızlı saralım. Oh, bol muhallebisini de bol koymuşsun ha. Tabii, karabiber. Karabiberi de bol, muhallebisi de bol. Hemen şöyle geçsem. Hemen. Hadi. Sesin güzel mi? Patlat mıydı Karadeniz türküsü? Ay değil. Çay elinden otele. Onu hiç sevmem zaten. Onu da mı sevmiyorsun? O şarkıyı sevmem zaten. Niye? Eski bir anım var. Kesin onunla da bir anım vardır senin. Yok. Yok, çay elinde arkadaşım var, çok severim. Aç. Bak Kadir, bunun şeklini yapalım, sen bana ver. Son 28 dakika. Değil 28, olur mu? Daha ana yemeğin şeyi... Sofra yok. Beşamel sos, o da 5 dakika. Ya 5 dakika, evet beşamel sosa başlayabilirsin Kadir. Pes Kadir, daha şimdi çikolata yedin. Peynir nereden çıktı? Yeni olmuş, çikolata işte peynir yemez mi? Bol peynir o.
Şeymiş ama tulum peyniriymiş. Tulum evet. Ben beyaz peynir üstüne çikolata seviyorum. Hadi Nuray Hanım çabuk olun. Dış ses bir saniye hemen kesiyoruz. Elinizi çabuk tutun, muhallebi kapkara oldu. Sizin yüzü karabiberiniz o kadar güzel ve keskin olduğunu söylemediniz bana. Perihan'ın şeyleri o yüzden o kadar baharatlı oldu. Perihan'ın neyi baharatlıydı? Sen baharatı vallahi tattın. Vallahi çok yaktı boğazımı yemin ederim. Perihan ne yapmıştı ki baharatlı? Ana yemeği vardı ya işte. Ben hiç hatırlamıyorum Perihan'ın ana yemeği. Şey bonfile, bonfile. Hayır, Perihan bonfileleri terbiye etmek için hepsine avuç avuç karabiber atıp evet. Üste koydu. Ah. 3, 6 oldu 6 tane. Hadi onu da yapın hemen fırına verelim. Evet, biz hemen tereyağını eritelim. Kadir şey oldu mu? Ne oldu? O yanmasın, altına yanmasın. Sonra bırak. Yanmış bu. Bu yanmış derler. Tamam mı? Suyunu çekmiş bu. Biz onun tuzuna bakmadık ki, baktık mı? Bir bak tuzuna. Allah Allah, süre azaldı hadi. Diri mi hala? Bunda böyle bir şey var içeceğim. Dök. Tuzunu koymamışım, dur tuz koymamışım. Bu bir paket herhalde. Bilmiyorum ki, bir paket herhalde. Arpa şehriye pilavı tutturmak da çok kolaydır. Bilemiyorum yani çok kolay bir pilav seçmiş Nuray Hanım. Gün aşırı yaptığım bir pilavdır. Çok da severim ama o arpa şehriyesini lapa gibi olmayacak, tane tane pirinç gibi olacak. Havuç rendelerse, bir de kapya biber küçük küçük doğrarsa, onun içine lezzetlik verirse puanımı veririm. Ama sade olursa beğenmem. Hadi. Tamam. O şimdi eriyince tereyağını dökeceğiz yalla fırına. Ondan sonra ana yemeğe geçiyoruz. Ve salatam kaldı. Bitti yemeklerim. Ana yemek. Hemen şurayı toparla. Hemen ana yemeğin krepleri gelsin. Hadi. Döküyorum üstlerine. Dök. Ay biraz yansaydı Kadir. Hemen aldın onu hocam. Abla dakika yok. Bunların pişmesi var. O beşamel sos yok. Sofra yok. Tamam. Salata yok. Salata evet. Şunu hemen saralım. Bir kase alayım. Berivan sallan gel. Berivan dolan gel. Berivan sallan gel. Abla ben de salata malzemelerini yıkıyorum. Tamam. Bir yandan onları doğrayayım. Beşamel sosu da yapacağız. Tamam hadi. Ondan sonra bitiyor zaten. Bitti. Bunu borça gibi kapatacağız. Kalın yapmışsın kreli. Bir benim yaptığıma bakın. Bir de sizin yaptığınız. Kalın, benimki o kadar kalın ki. Bu reyhanlar şey mi doğrar, salata için mi? Yıkadın mı kadın? Yıkadım. Evet, hepsi salata için. Her şey salata için, sayın seyirciler. Kız bunlar ne yabani ot böyle? Yağmur ormanlarından mı topladın bunları? Hiç pazar malına benzemiyorlar. Hayır, onlar niye pazar malına benzemiyorlar? Onlar Akdeniz yeşilliği işte. Değişik duruyor ama evet, teşekkür ederim. Şimdi bu reyhan kokusu ortalığı sardı. Taze naneler. Çok güzelmiş bunlar. Güzel de kokuyorlar. Çok güzeldir reyhan evet ya. Reyhanın altında 1000 kayme buldum. Reyhanı kurutuyor var bir de. Buldum. Hop. Hadi bakalım 20 bin lira kime bulacak? Köprünün altında 1000 kaymayı kim alacak? İnşallah ben alırım. Dış ses bile işe sarıldı görüyorsunuz değil mi? Nuray abla ne yaptı ne etti adama işi iteledi. İşte Karadeniz kadını. Bir haftadır kimsenin yapamadığını o yaptı. Zekidir. Zeki evet Karadeniz kadını zekidir. Daha doğrusu Karadeniz insanı zekidir. Ama bu yarışma bana çok şey kattı yemek konusunda. Geçen restorana gittim menüyü bir açtım hep bildiğim şeyler. Dana osta buko yok bilmem ne sosu. Kendimi geliştirdim restorana gidince artık menüdekileri anlıyorum. Tamam tezene neydi doğradık. Dağlar kızı Reyhan. Analar kuzu. Hadi Royan hepsini kullandın mı? Alem sene heyran. Koydum. Tamam. Salatamız okey. Beşamel sos geliyor. Hemen sos. Beşamel sos yapıldı mı? Yapılıyor. Çek oradan bir beşamel sos. Bu pilav ne alemde? 8 seferdir su ekliyoruz biz bu pilava. Onu biz kapatmadık değil mi? O oldu bence ya. Oldu bence. Oldu mu? Bir emin değil. Tuz mu koydunuz yoksa? Abla sen attın ya tuzu. Senden sonra koymadınız değil mi? Tövbe estağfurullah aşk olsun. Ay bir kaşık koydum ben. Gerçi sen tuzluyu seviyorsun. Bir tek ben bir puan vereceğim. Biraz daha su koy pişsin o zaman tuzu yayılsın. Su koy. Diriliği var zaten biraz. O durunca şey olur şeker o ya. Evet kere unu koyalım. Buna un mu? Olur. Kaç kaşık? 2 kaşık at. 1, 2. Sen o şunu suyunu koy. Dur kaynamadı ki. Soğuk su koymuş ama aç altını. Tamam beşamel sosu bunu kaldı. Bununla mı karıştırırız? Aha masanız var. Masa. Dur salatayı sen yap. Tamam beşamel sosu koyacağız. Sen sofrayı kur da beşamel sona kalsın. Sofrayı mı kurayım şu süt, anda? Süt beşamel süt hadi. Siz masayı kurun Nuray Hanım. Bu arada beşamel de sana kalmış oldu Kadir'cim. Her zamanki gibi ya salata, ya salatanın sosu ya beşamel. Artık bütünleştim ben bunlarla. Beşamel de fena değilsin ama. Beşamel için inanırım. Ve fırın makarnayı çok güzel yapalım kıymalı. Bu sefer tutturamadım sanki. Valla sütünü de koydum. Birazdan mı koysam acaba? Biraz az geldi. Ben onu son dakika şeyden çekerim zaten. O kettle'ı kapat. Az açık kaynıyor. Kettle'ın az açık kaldı mı hep kaynar. 2 kaşık süt, un koydun abla. Göz kararı da süt koydum. Evet çok sulu olmayacak Kadir. Tamam pişsin birazdan. Buna karabiber ekleyeceğim mi beşamel? Sosun olmazsa olmazı karabiber. Çok az koy evet. Çok fazla koyma.
Yarışmacısı için her şeyi göze alan sunucu beşamel soslu kreplere yaydı. Kadri kıymeti bilinmese de... Şehir lord olması gibi bir... Aa, nereye fırın atıyorum? İçinde Laz böreği var. Altına mı yoksa üstüne mi koyalım Nuray Hanım? Altına. Üstte Laz böreği bir güzel ama onun altı pişmez ki o zaman. Evet, bu sefer de tatlınız heba olacak. Beklesin mi biraz da? Zaten bunu bir tek beşamel kızaracak. Bunun derecesi kaç? Bunu yükseltelim biraz. Şu anda 180'de. 180'de. Çok da yükseltmeyin, sonra hemen pişiveririm. Harlamasın birden. Yetişmesi lazım. Buram buram Laz böreği kokuyor. Son 15 dakika. Aa, Laz böreğini şerbeti. Laz böreği şerbeti. Kaça kaç? Ay. Şuna yap, şuna yap. Şuna 2,5 su bardağı. Ben sana aboneyi en başta koyalım dedim ne güzel ablam. Evet. Yapalım dedim diye ablam seni ya. Dinlemedin. İşler ayna çal çal oyna. Yalnız bir şey söyleyeceğim. 6 tane olduğu için o çok geliyor uçağım. Tamam, kaç kaç yapacaksın? Şimdi normal ölçüye göre ben onu verdim ama şimdi bu biri... Çekiyorlar onu da. Çekiyorlar. Program çekiyoruz. Şimdi sevgili seyirciler normalde tepsi ölçüsüne göre şerbetmiş ama biz şu anda 6 tane yaptığımız için arayı bulmamız lazım. Evet. Bir su bardağı, 1,5 su az koy. Ben koyayım. Tamam. Tamam. Su koyacaksın üstüne. Ölçüyü biraz azalttık. Bu pilavı kapatayım mı? Kapat. O şerbet kaynayacak mı? Ya kaynar olur ki zamanla kadar. Ya zaten Laz böreği sıcak ya da ılık servis edilen bir şey. O yüzden problem yok. Tamam, bunu da koyduk içine. Tamam, o kaynasın. Limon sıkacağız. Ben sıkarım. Sen koş sofranı bitir. Bak dakikan kalmadı. Kapra hala bitmedi mi? Hayır, ne gitmesiyle gelmesi bir o. Hadi Nuray yenge, hadi. Yenge, Kezban yenge muhtar mı oldun? Kezban yenge. Yenge, Kezban yenge azam oldun? Kezban yenge. Dur bari bunu böyle bırakayım, ben de gideyim bir bakayım ne yapıyor orada. Ne durumdayız? Evet, ana sofrayı. Hiç şey yok dağıldı. Bardak nerede? Peçetelerim hep dağılmış. Son 14. Yok değil o kadar değildir. Bardakları sen koy, bak şöyle ortaya bıraktım. Hadi güzel ablam. Oy bahçenize ben giremedim yavrum gazelden oy. Oy gazelden oy. Hele yürü fistanın sürü. Nazlı abla haydi. Nuray abla hadi. Son 13. 13 mü? Şerbet kaynayacak. Ne 13'ü? Ama ben sana dedin ya bir 5 dakikayı almaz diye. Ay keşke başka. Bak ok, orada... Beni dinlemiyorsunuz. Burada tecrübe konuşuyor. Ben haftanın 5 günü o mutfaktayım ya. Sakın servislerde hata yapmayın Nuray Hanım. Siz bugüne bugün uçakta business'a servis yapmış insansınız. Evet. Kesinlikle. Business'takiler daha sakin oluyor. Arka taraftakiler yam yam oluyor. Vaa benim kakım nerede? Business'takiler sakin adamlar. Son 11. Değil. Burası tamam. Kadir şerbeti de bıraktın. Geldin burada eğleniyorsun. Aynen. Şerbeti koydum ya ocağa. Ben mi sen mi böyle yemek yerin başını bekliyorsun? Adam beni ya çaydanlık nihalesi zannediyor ya çırpacak. Beşamel sos ne olacak peki? Beşamel sosu fırına verdim ya. Beşamel sosu fırına attık ya evet. Onu da yaptım. Çiçeğiniz de yok Nuray Hanım. Var gelecek bu hemen çiçeğim geliyor çiçeğim. Çiçeğim soldu. Haydi abla. Bak hala gelecek diyor Nuray Hanım Kadir. Duy da inanma bu vaatlere. He yalandan. Birisi bir insan evin adresini verir de burada nasıl bekler peki? Ben Kadir anlamış Bey. Değilim. Ben çiçeği mi kendim tasarladım üstelik. Göstereceğim şimdi. Derya bayka kadın. Evet kesinlikle öyleyim. Çiçeği getirin. Vallahi bir gün böyle katılırken hıp deyip gideceksin Kadir. Çiçeğe su koyduk. Mumlar var mumlar. Son 9. Koş mutfağa hadi. Son 9 kalk. Bir suyun üstünde mum. Şimdi bu süre bitince kapatacak mısın? Tabii süre bitti mi şartellere kadar indiriyor. Anında kapatırım kuralımız bu. Ha, tamam mı? Bu da okey. Senin neyin kaldı şu anda? Gel bir check-in yapalım biz. Evet bu bir sadece... Bir yolcu sayalım biz. Bırakın şimdi yemekleri. Siz en iyisi bize evin kaç çıkışı olduğunu gösterin Nuray Hanım. Göster. O kadar çıkış var mı kızım? Aslında. Tek bir şey sorabilir miyim? Evet, uçağın kanadı yanıyor. Duman yandı, içeri basmış. Yandı. İşte anlatacaktım. Bir saniye. Anlatırmadınız. Dur. Doğru hemen anlatın o olayı. Bak uçak deme yandı. Sen aklına gelmeyecek. Ya diyorum ki siz söyleyince aklıma geliyor. Evet. Uçak bir börek de yanacak bu arada. Gel uçakla böreği birlikte böreğe de yanacak. Uçağın kanadı yandı. Muhallebi dışarı taşmış. Kadir. Oh, dur çekil. Of. Bunların kaşarını koydun mu? Kaşarı yaşarı bırak şimdi yandım. Evet. He uçağın kanadı yandı. Ya uçağın kanadı yandı bizi Arabistan'dan Türkiye'ye gelirken. Sıcaktandır. Bir tane cam. Törelik alev aldı yani alev al. Cam kap verin bunları dizmek. Şerbet mi koyacaksınız? Evet evet şerbet bizi. Uçağın kanadı yanınca. Tabii bunu fark ettik. Hemen uçak acilin işe geçti. Bir koku geliyor dediniz. Koku gelmedi. Uçak yangını gördük kanatta. Yangını görünce biz acilin işe yapmak zorundayız. Camdan bakarken mi gördünüz? Tabii. Yani böyle dalda gözük... giderken bir baktım kanatın. Hayır ama kontrol ediyorsunuz Kadir Bey zaten. Kaptan devam et. O acilin işe yapmak zorunda kaldık tabii. Kız nasıl indiniz? Kanat çalışmıyor. Çalışmıyor mecbur. Nasıl? Havada ne yapacaksın? Ya yere çakılacaksın ya ineceksin bir şekilde. Bu da sağ çekeydiniz. Ya. korkmadın mı kız? Ölümle burun burunasın. Hiç korkmadım. Korkmadım çünkü şirkete güvendiğim için. Ha şirkete güvendin. Evet.
çatladı onun. Herhalde 2-3 kere kanatları yapmadı bu şekilde. Tabii tabii. İndiniz mi hemen bir yere? İndik. Uçak böyle kolay kolay gibi yere inemez lan. Çatıya falan mı indiniz? İnmedik. Geri döndük işte. Havalanmıştık. Az kalmıştı. Yani su dökeydiniz ya oradan bir yerden. Yok mu yangın tüpünü falan? Nereden açacağız? Camı mı açıp dökeceğiz Kadir? Kapılar ya, acil çıkış kapısı. Ya havadayız. Havada. Havada neyi açacağız? Ben olsam dökeyim. Hemen tuvaletten taslan. Kapıyı aç. Sonra Kadir püf. Söylesin bize mi verin? Sonra Kadir püf olsun değil mi? Yok uçar. Sizin için feda olayım ben. Yeter ki kanat yanmasın. Ay bu olmadı ya dur. İyi şirketin adı sen. Çıkmadı öyle. Yok çıkmaz. Ondan, ondan sonra acil. Gayet güzel olmuş. Yok, şu yanına al şöyle. Acil iniş yaptık işte. Ondan sonra bir şey ay, olmadı. Çok tehlikeli bir şey. Bir de havada su tutunacak dalım bile yok. Hı hı, evet bir şey olmadı yani. Ama hep diyorum ya o kargaşada insanın aklına mı geliyor o yeleğin ipini tut bilmem neyini çek. Hadi hadi artık dökün şunun şerbetini. Şerbet kaynıyor daha dur. Bakın son 4 dakika. Tamam kaynayacak 4 dakika kaynasın. Salatanın sosu nerede? Allah. Tamam. Hadi. Salata nerede? Neyi dolanıyorsun? Salatanın içine dök ve tasa dök. Tasa dök çim. Salataya domates. Eğer var ya biz sesli uçakta olsaydı kesin beni döverdi senin yüzünden yandı diye. O bile benim üstüme kalırdı. Sen bu ne döktün buna kıpkırmızı? Nar ekşisi değil mi o? Bilmiyorum işte nar ekşisi mi o? Nar ekşisi. Vallahi nerede yoruldum be. Neler neler geldi başımıza. Öbür kız Suud'la evlendi. Ne? Ne oldu? Gene ne eksik? Bir şey yok tam. Çaktırma isim vermedim. Devam et. Unuttunuz değil mi? Ben benim arkadaşımı bile söyledim. Bak ismini vermedim. Boş ver. Yani bugün başımıza gelmeyen kalmadı. Bu, bu salata kaselerin nerede? Bir saniye bunu salata kaselerin en son koyarsın. Dert etme. Bunda o kalsın. O zaman bunu da servis yaparken mi? Tabii tabii. Ha, tabii o zaman acele et. Tulumun o cevizini. 12. Tatlarımız okey. Hep ama sana bir şey diyeyim mi? Ben seni yes. Çok eli ağır zannediyordum. Öyle değil misin? Değil mi? Böyle konuşan birisi ne kadar... Mıy 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 dedim ki akşama ya, kadar ay, bu şimdi döner durur. Bu nereden geldi dedin değil mi buraya? Yok iyi ki geldin dedim de. He. Çok konuşanların arasında iyi oluyor arada sessizde. Evet bence de. Ama mutfakta dedim ki bu şimdi he. Dedim bir saate bir kalkar bir iş yapar beni darlar. Ama değil, öyle çıkmadı değil. Bravo. Ya kesinlikle kesinlikle. Bir kez daha ön yargım için özür dilerim. Evet bence de. Bunu nasıl o arada unuttuk ya? Ben sana dedim. Beni dinlemedin. Sen dedin dedin. Bence yeter bu kadar kaşara mı? Yarışma yetmez. Heyecanı diyorum buna da. Yeter sonra orada elimde kalmasın tabak al, benim. Al. Oh tamam. Bak ne alengirli yemek yaptın ya. Sultanlara layık kebap yaptım işte. Daha ne olsun İnşallah ya. İnşallah kıymetini bilirler. İnşallah. Seslen bak hanımlara İnşallah seslen. İnşallah kıymetini bilirler hanımlar. Sultanlara layık. Kebap yaptım. Vallahi hiçbir tanesinin yemeği böyle zahmetli değildi. Ben size söyleyeyim. Çok aşamalı değil ama aşamalı bir yemek. Yani tabii ki üstünün beşamel sosunu güzel kavurursa, un kokusu almazsam o krepten benden puan alır. Etlerinin güzel pişmesi lazım. Sebzelerinin oranını iyi ayarlaması gerekiyor. Yağ oranına çok dikkat edeceğim. Üzerindeki peynirinin çok kurumaması gerekiyor. Süreniz bitti. Çak! Ha, kapat şerbeti. Evet. Vallahi işte bu. Bu hareketi yapmak için bir daha yapalım. Kalktın ta evden buraya geldin. Geldim. Bunca zahmeti çektin ve şaklattın. Evet. Ben kısaca şuraları bir sileyim ardından finale geçiyorum. Şerbetini dökmem lazım şimdi. Onlar sıcak sıcak mı? Sıcak sıcak. Hadi o zaman dök. Senin burcun ne? Balık. Balık. Döküyorum. Evet dök. Sen su... Ben ye, su ürünüm. Su ürünüm. O yüzden denizini seviyorum. Evet. Yeter mi bu kadar? Ya çok bile oldu. Yeter o şimdi çek. Yoksa alayım altından. Yok yok dursun buyurun. Tamam. Bitirdik. Gidebiliriz artık. Evet, al sen bunu. Ben yerleri silip geliyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Enem Arat benim de bugün Nuray Hanım misafirlerini iddialı bir menüyle ağırlayacak. Yarışmacımız sütlü köfteli çorba, patatesli pazılı gül böreği, krepli sultan kebabı, arpa şehriye pilavı, Akdeniz yeşillikleri salata ve Laz böreğiyle rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde büyük ödül kimin olacak? Nuray Hanım'ın samimi olduğunu düşünüyorum her konuda. Diğer üç arkadaş samimiyetsiz mi size göre? Bana öyle geldi. Nermin Hanım daha beni o ilk gün tanıyordu. Bana söylemedik şeyi hakaret bırakmadı. Kaşınmışsınızdır. Ne yapacaksınız? Dövecek misiniz? Cahilce konuşuyorsunuz. Aa, öyle beni mi? Delirtip ondan sonra Nermin Hanım'ı vallahi suçlu duruma düşürüyorsunuz. Nuray Hanım'a neden tepki göstermiyorum? Çünkü Nuray Hanım dişinize göre. Niye kıskanalım sizi? Birinci olmamı istemiyorsunuz. Kalkması, gitmesi. Çenesi yani, titriyordu kadının. Ya çenesi titriyorsa keşke evinde otursaydı. Enem Arat benimden haftanın son sofrasından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Büyük final heyecanıyla bütün yarışmacılarımız masaya oturdular. Ve bugün Nuray Hanım'ın marifetini, hamaratlığını göreceğiz. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Enerjiler yüksek. Herkes her zaman dinamiyet. Çünkü 20.000 TL'nin sahibi saatler sonra belli olacak. Ben olacağım. Evet.
Hayırlısı, Allah mı söyletti? Hadi bakalım göreceğiz 20.000 TL'lik kim kapıdan çıkacak. Ama ondan önce Nuray Hanım'ın günü. Nuray Hanım'ın yorumlarını haftanın başından beri dinlediniz. Bazılarınız dediniz ki Nuray Hanım kendini koruyor. İşte çok fazla eleştirmiyor. Ne dediğini anlamıyoruz tarzında yorumlar geldi. Yorumlarıyla belki sizi tatmin etmemiş olabilir. Ama bakalım yemekleriyle tatmin edecek mi? Belki söylediklerinden utanırlar mı? Bence bilmiyorum de utanırlar gibi. Utandıracak mısın bugün masadakileri? Evet, utandıracağımı düşünüyorum. Göreceğiz bakalım yani. Hadi o kadar. Evet, o kadar. Evet. Peki Nermin Hanım'dan başlayalım. Nermin Hanımcığım, nasıl bir sofradasınız şu anda? Masası güzel. Cicili, bicili. Güzel, benim gözüme çok hoş geldi. Şık bir davet sofrası mı efendim? Evet. Eksik evet, var mı ellerine masada? Ellerine sağlık. Yani göremiyorum. Göremiyorsunuz. Göremiyorum. Tuzlukları hariç galiba. Evet, bir tuzlukla karabiberlik tuzluklu, yok galiba. Evet. Unutulmuş onlar. Unutulmuş, evet. Peki, evet. Menü için neden hep börek börek dediniz? Börek 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 olduğu için dedim. Börek 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 olduğu için. Evet. Evet. Buyurun efendim, ev sahibine doğru söyleyin. Yani 3 tane börek. Bir tanesi ara sıcak, öbürü Laz böreği. Ama bizim yörede Laz böreği bir tatlıdır. Adı börek. Adı börek. Adı börek ama kendi tatlı. Krepli olan krepli börek olan, türü. O krep. O da kebap börek türü. Sultan kebabı. Sultan kebabı. O kebabın olmazsa olmazı. Nasıl yapacağız kebabı o zaman? Sultan tamam. Kebabını nasıl oluşturacağız? Evet, sen hamurluğundan tamam. Dolayı mı börek börek diyorsun yoksa isminden dolayı, şeklinden dolayı mı? Hayır hamurluğundan dolayı. Yani çok hamur geldi bana bugünkü menü. Araya bir sulu bir şey mi istiyordun? Yani erişte de yani erişte pilavı da bir şey yani Arbaşehriye böyle. Pilavı. Tamam. Pirinç pilavını neden tercih etmediniz? Pirinç pilavını tercih etmedim menüde. Yapamam diye mi? Yok yapabilirdim. Duramam pirinç diye pilavı mi? Yapamaz mıydım sizce? Tutturabilir mi? Evet. Tutturamam diye mi korktunuz? Hayır. Değişiklik olsun diye. Diyorsunuz. Yani evet menüye uygun bulduğum için onu koydum. Uygun siz mi? Kendine güvenemediği için mi pirinç pilavını seçmediğini evet. Düşünüyorsunuz? Ama pirinç pilavı çok kolay bir yemek gibi gözüküyor ama en zor yemek pirinç ama pilavıdır hayır, aslında. Ama hayır Arpaşehriye pilavı da bunu riskli. Bunu cesaret edemedim acaba? Hayır diyorum. Bence Arpaşehriye pilavında pişirmesi iyi olması lazım. O da riskli bir seçim yani. Arpaşehriye evet. Peki gelsin göreceğiz. Perihan Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Menü hakkında ve masa hakkında. Menü hakkında ben Arpaşehriyeli pirinç pilavı zannettim. Onu evet menüye yanlış yazmışım maalesef. Yani tamam. Arpaşehriyeli pilavı ama sabah yapacaktım. Konuşmuştuk ya. Sabah yani. Konuştuk ben unuttum. Evet. Gerçekten unuttum. Evet. Yani o yüzden. Onu yanlış ben Arpaşehriye pilavı yazdı ama Arpaşehriye pirinç pilavı. Sen de Nermin Hanım gibi düşünüyorsun. Sence Nuray yani, sade pirinç pilavını beceremez mi? Şimdi yoruma başlayayım da ama. Yani modunuzu düşürmek istemedim ilk evet, dakikadan. Tamam, bugün buyurun. Akşam da final olduğu için. Evet. Ama hani gelecek galiba altından bir şey. Yani Arpaşehriyeli pilav ya güne yapıyoruz daha çok. Hani bilmiyorum günlere yapıyoruz. Yani pilav olarak geçmiyor da mesela sebzesine garnitürünü koysan bir de tavuğa işte didikleseydin Arpaşehriyeli salatası, pilavı. Perihan Hanım işte bu kadar biliyorsunuz. Arpaşehriye pilavı tam bir davet pilavıdır. Tabii onu tutturmak da çok önemli. Evet göreceğiz bakacağız. Ya Nermin Hanım dedi ki kolay o yani şey Arpaşehriye pilavında ne var? Ya tabii ki de kolay. Tutturmak da kolay değil ama. Şöyle lapalaşabilir. Suyunu çok koyarsa, diri kalırsa, kıtır kıtır ederse. Onu tutturması daha ama zor bence. Ama keşke pilavdan yani, daha zor. Pilav zaten şeyin yanına gitmezdi yani yaptığınız menünün ya yanına o, ama ben pirinç pilavı olarak da değerlendirdim röportajlarımda ama şimdi şey biraz kafam doluydu o zaman. Şimdi daha iyi anladım. Peki menüde bir uyum var mı? Nermin Hanım dedi ya börek börek börek. Öyle mi cidden? Ya menüde hamur börek, uyum. Börek. Uyum göremiyorum ya. Uyum yok gibi. Uyum yok. Uyum yok. Yiyince görürsünüz. Peki masayı ama nasıl şimdi bulun? Başlangıçta hamurdan gideceğiz. Bitiş hamurdan bitireceğiz. Ondan sonra yemek de şey ana yemek de hamur. Bitişte tatlıyı hamurla muhallebi içli yiyip şiş kalkıp gideceğiz. Peki. Masayı beğendin mi? Masa gerçekten şık. Final gecesine de yakışır bir masa olmuş. Çok teşekkür peçeteyi ederim. Peçeteyi çok arıyorum çünkü çok kullanıyorum. Peçete yok burnumu sileyim. Burnum sadece yani, eksik. Yani şey ben biraz terlediğim için anladım, o yüzden. Anladım. Peki. Ayşe abla sen nasıl buldun masayı? Masayı çok beğendim. Teşekkür ederim Ayşe Hanım. Yaldız yok nasıl beğendin? Şaşırdım anlatıyorum. Kadir Bey bir dakika. Masayı çok beğendim ama ne olurdu şu bardakların kenarında günlük masaları şu grillerden olsaydı. Yoktu evet, nasıl maalesef. Güzel olurdu. Gümüşü ve razıydın evet. Yani bugün. Nasıl güzel ya, olurdu. Ya şöyle söyleyeyim ki o zaman da bunlar çok biraz hani günlük çünkü ben şeyi de aynı evet, söyledim. Evet evet. Ama her diğer taraflarını çok beğendim. Evet haklısınız. Bakıyorum deminden beri diyorum ki keşke şunu şu kenarındakilerden şundan da olsaydı tamamlardı. Ama çiçeğin güzel. Ya ben
bence şöyle söyleyeyim. Güzel. Orası da gümüş olsaydı her taraf gümüş olacaktı bu biraz sefer. Parlardı biraz ben bence onu ya, yumuşattı uyumu. Gümüşlü. Evet. Siz masada en çok Nuray Hanım'ı sevmişsiniz galiba. Elektrik olarak en çok Nuray Hanım'dan elektrik almışsınız. Evet. Doğru. Neden? Verdiği 3 puandan dolayı mı yoksa hayır, cidden hayır, samimi hayır mi davrandı masada size? Ben sessiz kaldığı için. Ben puandan dolayı değil. Ben Nuray Hanım'ın samimi olduğunu düşünüyorum her konuda. Çok teşekkür ederim. Diğer 3 arkadaş samimiyetsiz mi size göre? Bana öyle geldi. Samimiyetsiz geldiler. Neden? Yani yorumlarında mı, normal konuşmalarında mı, sabahki karşılamalarında mı? Yorumlarında. Her yorumlarında. Biz doğruyu konuştuğumuz için Kadir Bey bizi beğenmedi. Nuray Hanım yalan mı konuşuyor? Nuray Hanım güzel başlıyor cümlesine. Sonra bir anda bozuyor. Karman çorman bir yorum yapıp çıkıyor aradan. Sonra iyi gibi görünüyor yani o kadar. Kadir Bey mutfaktaki performansın nasıldı? Şimdi siz söyleyin. Mutfakta bambaşkaydı. Şimdi bir şey diyemem. Evet. Mutfakta bayağı konuştu ama yani gerçekleri böyle yumuşata yumuşata mı söylüyor? Evet. Yoksa gerçekleri mi söylemiyor? Yani gerçekleri söylemeye çalışıyor. Ya bir anda dönüyor. Söyleyeyim. Re yapıyor. Bıcalıyor. Re yapıyor değil. Bıcalıyor. Ya ben çok keskin değilim açıkçası. Çok yani yorumlarımı yapıp da çok ama işinizden dolayı sizin aslında daha böyle şey olmaz ya mesela lazım. Mesela ben yani bu olmuşsa olmuş diyorum. Olmamışsa olmamış diyorum. Ama hayır, Nuray Hanım bu böyleydi, şöyleydi deyip böyle bir Kadir değişik söylüyor. Ben anlamıyorum. O yüzden Ayşe Hanım samimi buluyor yani. Evet Ayşe Hanım. Hayır, Nuray Hanım anlatırken bir şeyi eleştirirken insanların kalbini kırmadan narin, evet, ne şekilde narin anlatırım diye. Sen de aynısını yapıyor musun Ayşe Hanım? Evet ben de yaptım size. Yani mesela bakın, bunu evimde bile kullanmıyorum ama ben derken bakın, ne dakika, kadar ne kalbini kırmadığını bak, düşündün mü sen? Bir şey diyeceğim. İlk gün ben yarıştım bu masada. Hanginizin kalbini kırdım? Soframda hanginize laf söyledim? Siz ertesi günü başladınız bana. Hiçbirinize laf söylemedim. Ama ilk günün olduğu için yaptım. Ama şimdi ama burası arkadaşlık dostluk yarışması değil mi? Hayır biz doğrulaşmamız için sen bu kalbini ev sahipliği farklıdır. Ama şimdi senin yemeğin olmamışsa, sana olmamış bir yorum yapıyorsa bu sana... Ama böyle bir sanki beni yıllarda tanıyormuşsunuz. Siz beni o gün ilk defa gördünüz. Sanki yıllarda tanıyormuşsunuz gibi bir hınçla yani üstüme ben burada kimseyi yıllardır evet tanımıyorum. Mesela Nuray'ın da beni o gün ilk defa gördü. Siz böyle insanı böyle var ya çok affedersiniz kuyruğuna basıyorsunuz. Ondan sonra delirtiyorsunuz. Ondan sonra kendinizi böyle şimdi ben Kadir Bey'i de her gün görmüyorum. Onunla da konuşuyorum. Seninle de aynı konuşuyorum. Biraz yarın sizin, olacak herkes evine gidecek. Kimse kimseyi görmeyecek. Biraz sizin tepkileriniz sertti. Ben biraz hassas bir bayan olduğum için. Bunu siz yapıyorsunuz ama. Ben yok, de çok hassasım Ayşe Hanım. O kadar hassasım ki. Siz bizi bu duruma getiren, yani beni bu duruma getiren. İlk gün bana böyle sen bunları Perihan Hanım için mi söylüyorsun? Genel olarak. Genel olarak. Genel olarak. Ben genel olarak. Böyle deyince. İlk gün sana bana çok tepkileri çok büyük. Ağırlar mıydı? Evet ağırlardı. Mesela kim ne dedi sana o gün? Bu kadar seni içerledi. Ya Nermin Hanım daha ben o ilk gün tanıyordu. Bana verdi ve hiç söylemedik şeyi hakaret bırakmadı. İşte dedi ya görgüsüzsün, bilezik takıyorsun, zenginizsin. Nermin Hanım kışkırtılan hep sizsiniz. Önce siz bir kaşınıyorsunuz. Ondan peki sonra siz, beni delirtiyorsunuz. Bunları peki gün, ilk gün mü söylediniz? Değil, hayır ilk gün değil. Ondan sonraki gün. Ya beni delirtiyor. Nerede? Ondan delirtiyorsunuz. Laflarınızı sokuyorsunuz. Saçma sapan şeyler söylüyorsunuz. Cahilce konuşuyorsunuz. Beni delirtip ondan sonra Nermin Hanım'ı suçlu duruma düşürüyorsunuz. Nermin Hanım cahilliği akıllılığı sizden öğrenecek değil. Yani yok siz benim kuyruğuma çok affedersiniz siz basıyorsunuz. O zaman öyle diyemezsiniz. Ya işte Ayşe Hanım yani siz kalp kırma diyorsanız şekerime kalp kırıyor bence. Siz bu cahilliği hangi anlamda söylediniz şimdi? Düşünerek konuşmuyor. Diyor ki ne dediniz az önce? Cahilsiniz dedin değil siz mi? Siz dediniz bana cahilsiniz. Neden dedim ben onu? Bilemiyorum size sorayım. Cahilce konuşuyorsunuz dedim. Cahilsiniz demedim. Cahilce konuşuyorsunuz düşünmeden. Siz de her şeyi ben bilirim düşünmeden. Ben ederim diyorsunuz. Hayır hiçbir zaman öyle bir şey demedim ben. Kesinlikle. Ben sadece haksızlığa peki, gelemiyorum. Peki Nuray Hanım'a neden tepki göstermiyorum? Hep çünkü bana Nuray Hanım dişinize göre. Aa, öyle mi? Ay ne kadar ayıp bir şey. Dişinize göre evet dişinize göre. Dişinize göre değil. Aynen. Yani Nuray'ı basabiliyor mu? Tabii canım. Kesinlikle. Nuray masada basıldığını düşünüyor musun? Nermin Hanım Ayşe Hanım'a diyor ki Nuray basmıyor. Senin dişine göre o yüzden ona yükselmiyorsun. Yok ya. Hayır düşünmüyorum yok ya. Söyleme tarzı bile bak. Aa, yok bak ya. İşte. Ya ben kimseye ya ben gelemiyorum. Ben şey. Ya burası kırmamak yarışması değil yani ki bence. Peki tamam. Ayşe Hanım aynı şekilde Nuray Hanım'a yükleniyordu. Nuray mı tepki vermiyor? Yok ikisi de birbirine yüklendi. Ya Kadir Bey tepkimi veriyorum ama daha kibar bir dille vermeye çalışıyorum. Peki sen Nermin Hanım'ın hafta boyunca kırıcı olduğunu düşünüyor musun cidden? Hani sen naifsin, daha sakinsin ama Nermin Hanım kırıcı mı sana göre? Kendi kendini kırıcı mı diyelim? Nermin Hanım dururken mi kırıcı oluyor diyelim bence.
Ya Nermin Hanım aslında kırıcı demeyelim. Ya da Ayşe herkes... Hanım, Nermin Hanım işte kuyruğuna basıyor şimdi Nermin mu Hanım sizin tabirinizde? Tabii ki çok haklısınız. Ya Nermin Hanım hep söylüyor hani benim ses tonum bu, benim tarzım bu dedi yani. Ama Nermin Hanım diyor ki Ayşe Hanım diyor benim kuyruğuma basıyor sonra geri çekiliyor. Sonra ben ekranda saldırgan görünüyorum sanki ben sataşıyormuşum gibi. Cidden öyle mi duruyor? Aynen. Ya şimdi tartışma laf olunca şöyle söyleyeyim yani. Tartışma olunca... Öyle gözüküyor. Sabah mesela hepiniz beni kıskanıyorsunuz. Ya bu nasıl ağır bir cümle ya. Niye kıskanalım? Elimiz ya. Var senin gibi, gözümüz var, kulağımız. Olamaz. Yani hani kadın kadını kıskanır neyi? Ya genelde. Ama neyini? Yani. Ya bana bir onu tane özelliğini artık. Söylesin. Şuradaki insanlardan tek bir özellik söylesin. Hayır. Ben de cevabımı vereyim. Ben de 9 aylık, 9 aylık. Bak kimse, işte kimse, kendi lafınızı hayır, kimse, çürütüyorsunuz. Kimse, hayır. Bak çürütüyorsunuz. Niye kıskanalım sizi? Tamam. Taslar yani birinci olmamı istemiyorsunuz. Zaten birinci olamazsınız ki. Siz. Ama sizin söylediğiniz kıskanmak o değil. Altınlarınızı kıskanıyormuşuz gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Onu önce Nermin Hanım bana söyledi. Yine kaşınmışsınızdır. Bak ben çok unuturum. Ben böyle çok sinsi davranmam. Konuşulanı böyle kafamda yorumlamam. Kaşınmak ne demek onu anlamadım. Ama anlayamadım. Nasıl? Kaşınmak. Kaşınmış. Ne yapacaksınız? Dövecek misiniz? Hayır yani yine kaşınmışsınızdır. Tartışma konusunda. Öyle bir şey. Ben sizinle hiçbir araya gelmedim ki 5 gündür. Nasıl kaşınıyorsunuz? Nasıl gelmedik? Sabahtan beraber yatıp kalkıyoruz. Ya tamam da ben arabada sizinle tek kelime bile konuşmadan gidiyorum. Geliyorum. Nasıl beraber oluyorsunuz? İşte ben konuşmuyorum. Ha, ben konuşmuyorum sizinle işte esasında. Bugün cuma maşallah. Peki konuşmuyorsanız. Yani yine hala ayrısınız. Hiç değişen bir şey yok. Konuşmuyorsanız biraz önce arabada fenalaştım. Yanıma geldiniz Ayşe amca diye baktınız pencereden gördüm sizi. Bak gene bak kıyamamış ama gene de. Merhametten olayı. Niye şey... konuşmuyorum hayır, diyor şey, da. Ben sizinle konuşmuyorum şey. Diyor da. Hastalık başka bir şey bak. He. Gerçekten ay, o çok farklı bir şey. Dışarıda konuşmanız baktım. Yasak ya o yüzden hani konuşmadığınızı söylüyor. Yok ama demin ben... Yanına mı gittin hastalandı diye. Yok camda sesi çıkmadı. Böyle baktım acaba normal kendinde mi diye. Baktım hani kendinde geri geldim. Dedim ki bir şeysi yok dedim. Bence ya, benim yapmadığını anlamak için geldin Erim abla. Da, yani herhalde... Nasıl yani? Şey, yani Ayşe Hanım şov mu yapıyor, şov mu yapıyor? Ayşe Hanım'ın baktığını anlamak için. Hala daha Kadir Bey, yemin ediyorum illa ki ambulans ya. Gelecek Kadir Bey. Vallahi merhametimden baktım. Hastaneye gideceğiz o zaman rahat diyecek. Neyse bugün tansiyon aletmeyi, tansiyonu kendisine gördün Ermin Hanım. Hastalığa sevinmem asla. Ama sen ilk zaman tansiyon çıktığına inanmamıştın ya. Ben de inanmıyorum gerçekten. İnanmıyor musunuz? Gün, bazı insanlar hep Nermin Hanım'ın gününde bence masadan benim böyle kalkması, gitmesi, titriyordu kadın. Peki Kadir Bey benim tansiyonumu ölçtü. Çenesi titriyordu. Ya çenesi titriyorsa keşke evinde otursaydı. Madem ki eleştiriye gelemiyordu. Evet. Madem ki strese şimdi burası gerilim bir atmosfer. Hastalık şekeri. Bunu biliyor musun? Aşkım hayatım. Ne zaman geleceği belli olamaz. Bak benim de tansiyonum var. Benim bak mesela sinir sıkışmam var. Benim de kendime göre şeyim var. O hastalığı ne zaman bu Allah olur niye ben de geriliyorum bazen. Hala daha inanmıyorum diyorsunuz ya. Bir gün tansiyon hastası olacağım. Kadir Bey bir şey söyleyebilir miyim? Nereden biliyoruz? Belki tansiyon hastasıyım. Neriman Hanım. Burada söylemek zorunda mıyım her hastalığı? Hayır olunmaz. Allah kimseye göstermesin hastalığı. Ben tansiyon hastasıyım. Siz kimsenin içini bilemezsiniz. Kimsenin geçmişini bilemezsiniz. Ben ortaya... İşte siz benim geçmişimi bilmiyorsunuz. Hepinizin kendince rahatsızlıkları tabii ki de vardır. Belki sizin bilmediğiniz bile rahatsızlıklar var. Yani. Ben yoksa Kadir Bey çok meraklı değilim. Oraya gideyim uzanayım yapayım. Tansiyonum düştüğü zaman yüksek. Bak mesela Kadir Bey şu an aşağı çekime gittik tekrardan. He. Orada hiçbir şey yok. Oturuyordum. Bunlar da yok. Seni bu masa mı geliyor yoksa Nermin Hanım mı? Nermin geliyor. Senin tansiyonun çıkma sebebi Nermin. Evet. Bir de karşı karşıya oturdular. Arabada tek başımayım. Oturuyorum hiç kimse yok. Çıkmıyor tansiyonu. Hayır orada fena, yine fenalaştım. Hani o zaman beni sana Nermin'i yasaklamak lazım. Camdan mı gördünüz İsmini beni? İsmini duyduğu anda Ayşe ablanın tansiyonu düşüyor. Beni titremeye başladı. Neyse sabret. Şurada saatler kaldı. Kurtulacaksınız birbirinizden. Ay Rümeysa sen bir şey söyleyecektin. Bunu söyleyecektim. Ayşe Hanım Nermin Hanım'ın ismini duyduğu anda tansiyonu düşüyor. Evet. Olabilir belki alerjisi çıktı. Çıkıyor mu? Yükseliyor. Pardon ben tansiyonu bilmediğim için kusura bakma. Daha gençsin sen 25 yaşındasın. O yüzden. Allah da göstermesin kimseye. İnşallah amin. Geçmiş hastalığı olsun. Da kesinlikle hayır olmaz. Allah kimseye göstermesin. Evet en çirkin kelime ya. Bugün cuma arkadaşlar. Mübarek gün yemeklerimizi yiyelim. Güzel eleştirilerimizi yapalım. Bakalım Nuray nasıl performans sergiledi. Bilmiyorum ümitli misiniz değil misiniz ama. Perihan abla ne düşünüyorsun? Valla menü hamur işiyle gidiyor. Süt çorbası hiç tatmadım. Evimde de yapmadım ama. Ya, mesela sen dün dedin ki Nermin'e. Şimdi ben de anladım konuşayım. Ha, tamam, Nermin'e tabii ki dedin ki bunun peşine dedin. El açması gider dedin. Kek mi yaptın dedin. Bugün bak tatlı el açması mesela. Bu bir hamaratlık değil midir sana göre? Hamaratlık ama menüsü hep hamur hamur gidiyor. O hamurun arkasında bir hamur tatlı tamam, olmazdı. Uyum olarak okey. Belki muhallebi, sade muhallebi de yapsaydı olabilirdi mesela. Ama tadı sen şey... Sen sade muhallebi yapsaydın sence Perihan abla beğenir miydi?
Beğenmezdi. Beğenmezdi. Onu da beğenmezdi. Beğenmezdi. Sen ne diyorsun? Dünkü keke laf söyledi. Bak bugün tatlı el açması. Sonradan patlıyor ama bakacağız. Ya bak böreğiniz güzeldi ama dün. Niye öyle diyorsunuz Nermin Hanım? Bak böreğinizi süper. Sadece böreğim güzeldi. Ama evet gerçekten bak izlediğinizde de görürsünüz. Yani yağları kenara kıstırmış ayırdım. Kıstırmış çorbayı birden ben öyle aldım. Yani yağ yesem var ya. Bakıyorum ne kadar marifetli. Birini yakacak. Yapmayın Kadir Bey. Siz öyle yağ yemeyebilirsiniz ama işte Adana'nın orijinali de budur yani. Buyurun, siz yemiyorsanız o da benim suçum değil yani. Bırakın şimdi Adana'yı Urfa'yı. Hanımefendi 3 tabağı birden taşıdı geldi. Turizm ve otelciliğin hakkını da veriyor bu arada. Evet şu an konuşturuyoruz onu. Evet sevgili seyirciler şu anda çorbamız sütlü köfte çorbası. İlk defa içiyoruz. Afiyet olsun herkese. Yorumlarınızı birazdan alacağım. Perihan abla ilk defa içtiğim bir çorba diyebiliyorum. Evet. Nasıl buldun tadını aromasını? En son yorum ben yapabilir miyim? Yeni çıktı. He, yani en son yorum biraz şey başım ağrıyor böyle durmak istiyorum sonra yorum yapmak istiyorum. Çok düşünecek ne herhalde. Oluyor, ne oluyor durunca yoksa yorumlarımı dinleyeceksin. Öncelikle ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Süt çorbası dedim hiç evimde de yapmadım. Bir yerde de yemedim. Süt çorbasına un koymuşsunuz herhalde. Onlar şey olmamış. Buradan göstereyim. Un mu koydunuz artık ne? İçine topak topak var. Topak topak çok var. Yani kapak çok özür dilerim. Topağı kameraya gösterebiliriz. Tabii. Ha, biraz süz 20 dakika. Su ister misiniz? Göstereyim şuradan hani. Bak sen de tabağı topak var mı? Şöyle bak. Topak yani siz de hani şimdi diyorsunuz ki acaba Perihan olmamış ya. Yok, olmuş yok, olmamış mı diyor mu? Anlıyorum ben sizin demek istediğinizi. Topaklanmış yani bayağı bir. Yok bayağı, evet. Bayağı bir. Yani. Anlıyorum ben sizin. Hani çünkü süt çorbası hani. Tadı tamamen nasıl mesela tadı? Bak tadı güzel ama köfte tadını alamadım. Nasıl alamadınız bilmiyorum, köfte? Bilmiyorum ben köfte tadını alamadım. Ya tamam. Unun yoğunluğundan mı bilmiyorum yani köfte tadını alamadım. Bu topaklanmanın sebebi soğuduktan sonra tekrar ısıttığımız için hayır, olabilir. Öyle bir şey olamaz yani. Hayır kabuklanma tamamen mı? Evet evet kabuklanmadır o. Çünkü tamamen pürüzsüzdü bu çorba. Bekledi. Bekledikçe kabuk bağladı. Tekrar ısınınca da bunlar. Ya şey şimdi bir şey diyeceğim ama diyemiyorum. Söyle, ya şöyle bir şey. Yani bu çorba evet. Unu iyi karıştırılmadığı için topaklanmış. Eğer ki topakları yani un iyi karıştırılsaydı, dökülseydi evet, iyice bu kaynayınca ama o topak görünmezdi. Ne biliyorsunuz benim o şekilde yaptığımı, karıştırıp döktüğümü ne belki dersin? Unu kavurdunuz. Evet kavurdum. Sütü soğuk mu döktünüz? Belki unu kavurdunuz. Evet kavurdum. Onu bilemem. İşte orada iyi yani açamamışsınız. Yani sen un topağı diyorsun. Evet. Sen diyorsun ki üstündeki kabuk değil, bağlaması. Kadir Bey ne topağı? Kabuk bağlaması biz değil. Yani ben 21 yıllık ev hanımıyım. Evet. Yani yemekleri yapıyorum. Topaklanmayla. Evet. Şey, siz bunu kavurdunuz. Kavurdum. Kavurduktan sonra sütü döktükten döktüm sonra siz bunu ayırtamadınız. Topaklamayı hiç durduramadınız. Hiç de öyle olmadı. Dediğim gibi bu soğuduktan sonra üzeri kabuk bağladı ve tekrar ısıttığım için dün Nermin Hanım'ın söylediği şekilde oldu. Nermin Hanım'ın çorbası da bu şekilde. Ama Nermin Hanım'ın çorbasında topak değildi ama. Ama beyaz beyaz kesilmişlik vardı. Vardı. O kremada kesilmişlik ya vardı. Şey evet. Ama belliydi. Nermin Hanım tencerenin kenarında yapışmışlar deyince kabul ettin onu. Hayır, kabul ben 22 etmedim. Yıllık ev hanımıyım. Kesinlikle bu kesilmiş hayır, değil mi? Hayır, hayır. Ya Perihan Hanım bir şey dedin söyledim. Dedin mi dün öyle bir şey? Nasıl? Hayır, öyle bir şey demedim. Nermin Hanım niye dedi demedin ki diyorum ben kenarlarına, kenarlarına yapışmıştır. Sen kabul ettin ama Nermin'in dediğini. Hayır, kabul etmedim. Etmedin mi? Ben etmedim. Etmedim. Etmedi mi? Etmedim. Sesi de çıkmadı, yorum da yapmadı. Ama bu şekilde ben 22 yıllık ev hanımıyım. Israrla şeydi, aynı. Kesinmişlik aynı, nasıl olur bilmem yanları değil mi? O zaman temizleseydin dedi, bilmem ne dedi. Evet. Yoksa yani Nermin Hanım'ın dediği gibi sen de Nuray'ı mı dişine göre buldun da ona söylüyorsun? Niye dişime göre bulayım ki? Ne bileyim sessizliğe. Bilmiyorum ya yani benim yorumum bu kadar. Ellerinize sağlık. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bu kremalı değil bu sütlü ama. Biliyorum böyle tabii ki. Böyle açık renkli çorbalarda, beyaz çorbalarda bunun olması gayet doğal. Eğer direkt kaynayıp tabağa hayır, koyarsak. Hayır doğal değil ben buna katılmıyorum. Hayır, topaklanma Hanım, doğal topaklanma değil. Topaklanma dediğim gibi sonradan ısıtıldığı için o şekilde oldu. Sonradan ya eğer biz de mesela yapıyoruz. Peki 200 bir tamam saat diğerlerin yorumlarını dinleyelim bakalım onlarda var mı topaklanma? Nermin Hanım anlayacaktır olayı. Tadını ben beğendim. Güzel tadı ama çok yoğun un kokusu var. Yoğunun kokusu var. Un kokusu çok yoğun geldi bana. Aldınız mı? Ben almadım. Bana geldi. Ben de almadım. Bayağı siz aldınız mı Kadir Bey? Geldi. Hatta kaşığı götür götürmez. Önce un kokusu geldi. Kadir Bey yorum yapayım mı? Buyurun. Kadir un Bey kokuyor. Ben hiç hayatımda süt çorbası yemedim. Tadını çok merak ediyordum. Aslında bu sizin için çok güzel bir çorba çünkü evet, krema yok içinde. Çok beğendim. Ben şimdi bunu gittiğim zaman evde tarifini telefonunu bana şeyden sonra ver ama. Şimdi telefonlarımız yasak. Evet. Alayım bunu ver. Yalnız tadını, kıvamını çok beğendim. Tam yani istediğim bir şekilde çorba ama köfteleri böyle ne bileyim ağzımda bir
hafif bir tat alamadım. Ay, ya. Ben tat alamadım. Köftelerin içinde pirinçle mi? Pirinç değil, hayır. Hiçbir şey yok. Sadece karabiber. Sade. Sade kıyma, karabiber. Ben anladım. Hani bazen pirinci, bunun pirinci içine. Ya, o pirinç olunca farklı. Pirinç farklı tat veriyor. Ama köftelerden hafif böyle. Hafif pirinç olsa anlaşılır yani. Köftelerden alamadım. Yoksa kıvamı güzel. Köfte tadı geldi bana. Şey olmasa, utanmasam şu suyun iç yiyebilirim. Valla içim bitirin, evet. Vallahi iyi, afiyet olsun, bal şeker olsun. Bak sütlü olunca içiyormuş demek. Evet. Krema olunca içiyor. Şunun pirinçli mi değil mi olduğunu nasıl ben anlayamadım. Pirinci, yani buna bazıları pirinci haşlıyorlar. Evet, ne içine kadar olursa olsun şu kıymanın içinde pirinç olmadığı. Ya olabilir, un da koyabilir. İçine hayır ama olurken. Sorunuz tuhaf yani pirinç. Şunun içinde neden pirinç tuhaf? Nasıl olabilir? Ben fikrim, anlamadım ki ya. O benim fikrim. Yani anlamadım. Ben size sormadım belli ki. Ona ama sordum. Tamam da hepimiz şu an buradaysak şunun içinde pirinç olup olmadığını çok nasıl anlayamıyorsunuz? Bizim Ege bölgesinde bunu yaparlarken sizin zaten. Evet. Yasemin Hanım bazı çorbaların içinde pirinç kullanıyorlar. Tamam, anlıyorum siz ama şunun içinde pirinç olup olmadığını şöyle bir baksan. Neden soramaz mıyım? Zaten mi anlaşılır. Ben buraya fikrimi sormaya geldim. Söylemeye hayır geldim. Ama tecrübe tamam da lazım biraz. Tamam, siz tecrübelisiniz ya. Yetiyoruz evet masaya. Peki Rümeysa Hanım'ı dinleyelim bir de. Yine buldular satışık bir şey. Buyurun Rümeysa Hanım. Elinize sağlık. Çok güzeldi, çok beğendim. Hatta olsun, bitirdim çorbamı. Olsun. İlk defa içmiştim ama çok beğendim. Köftelerini yemezsem ayıp olur. Olmaz. Olmaz, olmaz. Hayır. Beğendin yani, lezzetliydi. Çok beğendim, çok lezzetliydi kıvamı. Peki. Her şey çok güzel. Afiyet olsun. Afiyet o zaman olsun. Hızlıca geçelim ara sıcaklara. Hanımefendilerin spesiyeliymiş bu. Çok yapıyormuş. Herkes de beğeniyormuş. Puzzle'lı patatesli börek. Hadi bakalım gelsin. Nuray Hanım, çorbanız beğenildi mi, beğenilmedi mi? Çorbam genel anlamda beğenildi. Perihan Hanım'ın yorumunu doğru buldunuz mu? Perihan Hanım'ın yorumunu doğru bulmadım. Topaklanma var diyor. Topaklanma da ısındığı için oldu. Ne oldu? Çok yanlış. Tuz. Tuzdan yenmiyor. İçi inanılmaz tuzlu. Çok kötü. Acayip tuz. Yani ağzımı yaktı. Nuray Hanım çok tuzlu. Tuzu basmışsınız. Onun için korkuma yiyemedim hani. Basmışsınız tuzu. Aman öyleyse sen yeme, daha büyük final var, dur. Tuzu basmış. Çok tuzlu Kadir Bey. Yani evet ben de tuzlu buldum ama ben bir kaşık attım. Yani anlayamadım ben de şu anda. Tuz. Benim yanımda hiç sen tuz atmadın bunun içine. Bir de tuzsuz seviyorum dediniz yani. Evet ben tuzsuz sizin severim. Çok tuzlu yemek sevmem ama. Şimdi bu tekrardan atmış olabilirim yani. Tuz. Gerçekten bunu şey, şu an tuz için. Eğer varsa zaten gösterirler de. Yani tuz için bir şey söyleyemeyeceğim ben şimdi. Evet haklılar. Sen soğanı kavururken tuz attın mı? Hayır hayır. Patatesi kavururken, hatta kavurduktan sonra attım. Pul biber de pul var. Pul biber de var. Acı biber de var. Karabiber de var. Tabii. Tuz da. Peki Nermin abla el açmasın mı, hazır yufka mı sana hazır göre? Hazır yufka. Hazır yufka. Evet. Ayşe Hanım, el açması mı hazır yufka mı size göre? Hazır yufka ya. Hazır yufka. Hazır yufka. Hazır yufka. Peki böyle bir el açması havası var mı yediğinizde? Kadir Bey, tabii bence el açması bu. Bir bakayım. Kesinlikle hazır yufka yedim de. Evet Nuray. Şöyle bir şey söyleyeyim öncelikle. Aslında bu börek evet gerçekten tuzlu olmuş. O konuda hiçbir şey diyemeyeceğim ben size. Ama bu börek sıcakken çok güzel oluyor, çıtır çıtır oluyor ve gerçekten el açması gibi gözüküyor. El açması değil mi bu? El açması olarak gördüğünüz için teşekkür ederim. Hazır yufka. Hazır yufka. Yani eğer ki bunu sıcak yeseydiniz ve de tuzu böyle olmasaydı gerçekten bunun el ama açması, el açması gibi görünüyor. El açması gerçekten gibi olduğunu düşünürdünüz. Kesinlikle. Keşke de tadı da güzel olsaydı işte. Tadını nasıl böyle baktığınızda el yo, açması ben şey, gibi. Ben çok şaşkınım de şu anda. Yani gerçekten çok iyi 15'ler 20 seneler havada uçuşuyor da şunu ben zaten ilk getirdiğinde hazır yufka olduğunu hazır anladım olur, zaten. Ben de getirdim. Vallahi hata söyledim dedim. Eğer hazır yufka olursa puan vermeyeceğim dedim. Hiç kimse anlamasaydı bunu bize kendiniz yani biraz anlamadı. Çoğu anlamadı. Şimdi kimse şey yapmasın. Bunu bize kendim açtım diye yutturabilir miydin? Yutturmam. Söyler miydin söylerim, hazır olduğunu? Hazır olduğunu söylerim. Yutturmam. Hayır hiçbirimiz anlamasaydık. Öyle kalsaydı, konu kapansaydı siz bunun hazır yufka olduğunu söylemezdiniz. Gider öbür yemeklerinize devam ederdiniz. Söylerdim. Ben açık sözlüyüm. Nermin Hanım söylerdi. Yok söylemez. Evet, sen söyler miydin Nermin Hanım? Sen öyle yapar mıydın? Hazır yufka olduğunu söyler miydin? Anlamasam aydı. Evet. Söylemezdim. Niye söyleyeceğim? Derdin ne şimdi peki? Hayır ben de onun fikrini soruyorum.
Ben söylerdim size. Vah ki de beni. Vah ki vah. Güzel yani abla, böreğim, o kadar tuz, uğraştın etti. Tuz kurban oldu. Ve istediğin yorumu da aldın aslında. El açması tadında buldular. Ay evet. Ama maalesef ki tuzdan kimse yiyemedi işte mutlak. Yani ben de bunu anlamadım. Evet, tuz. Ya galiba olsa yenirdi. Ben yok ama burada aşırı bir tuz var. Aşırı. Yani ben iki kere atmış olabilirsiniz. Herhalde iki tebaa koydum ben tuzunu. Olabilir. Öyle düşünüyorum. Ay, olabilir. Ellerine yani, sağlık. Yapacak bir şey yok. Ana yemeğe geçiyoruz efendim. Sultan kebabı. Arpa şehriye pilavı, Akdeniz salatası gelsin evet. Bakalım. Nuray Hanım neden böyle oldu? Yani dış ses. Ben de anlamadım. Neden o kadar tuzlu olduğunu anlayamadım. Ya iki sefer tuz koymuş olabilirim açıkçası. İki kere değil de 32 kere koymuşsunuz sanki. Belki de o şekilde evet. Yani ya da yemek kaşığı olarak da koymadım. Siz bu hatayı nasıl yaptınız? Ben bu hatayı nasıl yaptım? Gerçekten şu an şoktayım. Kendime inanamadım yani. Hiçbir şey de diyemedim. Bunu söylenecek... Savunulacak bir tarafı yok yani açıkçası. İlk Nermin Hanım söylediği için inanamadım ama doğruymuş. Hayır ben bile bir lokma ağzıma alınca ben bile şok oldum. Yani yenilecek gibi değildi gerçekten. Ben de yemedim zaten. Ben bile yemedim. Niye o kadar tuzluydu çözemedim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Buyurun. Oraya bak. Ne oldu? Çok merak ettim. Ne oldu? Eski günler aklıma geldi. Sen nasıl mutfak dedin? Neydi? Sen dedin ki durun aklıma bir şey geldi. Durma. Nuray Hanım sofrada çok muhabbetli değildi biliyorsunuz haftanın başından beri. Ama bugün mutfakta düşün ki diş sesi bile bastırdı. Adam dedi ki az sus ne olur dedi. Yok konuşunca konuşuyor. Valla hiç susmuyor. Masada konuştuğunu görmedik. Yok öyle yorumlarda kalıyor. Ama bir ağzını açtın mı yani sohbette konuşuyor. Mesela bardak diyorum aa Kadir Bey aklıma bir şey geldi. Hem uzatıyor tamam aynen daha. Aynen konuyu uzatıyor seviyor konuşmayı. Neyse ki mutfakta performansı güzeldi. Ben hiç konuşmayacak zannetmiştim. Yok yok konuşuyor. Ayşe ablacığım nasıl buldun ana yemeği? Süper. Süper. Salatayı beğenmedim. İçinde yok, çünkü reyhan var. Bir de evet. Peynir var içinde. Onu beğenmedim. Pilavı da beğenmem ama bu süper. Afiyet olsun. Çok zaten yediğimden anladın. Afiyet olsun. Devam afiyet edebilirsiniz olsun. Bu arada yok. Beğendiyseniz. Yoksa bana mı güldünüz Kadir Bey? Ne için? Yedim de. Ha yok estağfurullah. Yiyin keşke. Acaba yani. Ne geldi Kadir Bey'in altında çok? Benim aklımda 50 tane tilkit dolanıyor. Gerçekten eti, lezzeti, sıcaklığı... Tam afiyet ağzıma olsun. Layık. Hiç, çok beğendim. Olsun. Ellerine sağlık. Afiyet ama olsun. İlk defa dört gündür evet, ana yemekte de karnım evet, doydu. Aynen, afiyet ben olsun. Ben de şimdi onu diyecektim. İlk defa Ayşe Hanım bir şeyi çok beğendi. Vallahi size sultanlara layık bir kebap yaptım. Beğendiğime beğendim diyorum. Afiyet olsun. Sana inat mı beğendi acaba? Her şey bana inat zaten. Her Kadir Bey inat olsa herhalde o kadar da yemeye çalışmam. Yok ama olsun. Salataya keşke şu peyniri koymasaydı. Bir salatada de, bir de yani, reyhan yakışıyor ama Akdeniz yeşilliği salatası çünkü. O yüzden... Neyse ana yemeği beğendi Ayşe Hanım en azından evet, afiyetle afiyet yedi. Perihan abla sen nasıl buldun ana yemeği? Kebap güzel. Ellerinize afiyet sağlık. Afiyet olsun. Pilavı. Bunu beğenmedim. Pilavı menüye de uygun değil zaten. Afiyet olsun. Keşke pilavın içinde bir tane yem şöyle bir ama bu sadeydi diye yazmış sade, değil mi? Sade evet. Havuç rendelince güzel oluyor. Yok, bunda havuç var zaten. Bir de bunu koyarsan. Perihan abla senin beğenmeme sebebin davet sofrasına gitmez diye mi kebapla mı uydurmadın yan yana? Ben yok davet sofrasına gitmez. Şehriye pilavı davet sofrasına gitmez. Kebapla da uyumlu değil zaten. Bence davet sofrasına yakışan bir... Yok tek başına da koyabilirdi. Çok ya şöyle güzel. Söyleyeyim mesela... Zaten başlı başına bir ana yemek zaten. Şimdi bunu... Yanında bir şey olmasına gerek yoktu bence. Bana göre bilmiyorum. Hiç yapmadım evimde ama ellerinize sağlık. Güzel olmuş. Afiyet olsun. Yani ben ana yemek sunsaydım bunu başlı başına tek koyardım. Nuray Hanım bir şey sorabilir miyim? Tabii. Eti nasıl yaptınız bu kadar yumuşak ve lezzetli? Marine mi yaptınız yoksa düdükten yok, pişirdiniz? Yok eti önce ben sıvı yağda güzelce kavurdum. Aha. İyice pişirdim. Sonra düdüklü tencerede... Yani çünkü çok güzel. Pişirmiş. Evet, bir az miktar, çok değil. Çok az, yani yarım su bardağı kadar su koyup o şekilde pişirdim. Peki, afiyet olsun. Afiyet. Rümeysa Hanım. Siz çok amarat bir bayansınız. Niye hep tarif istiyorsunuz? Ben hiç konuşamıyorum ama Kadir Bey. Bir saniye. Niye tarif istemesi sizi rahatsız mı etti? Ayıp mı? Hayır, normal değil. Ben çok amaratım. Benden de istedi. Ben her şeyi çok iyi biliyorum diyor ya. Yani bunun tarifinde ne var ki? Bu tarif edilmez ki. Şunu tarif edecek. Bilirsin. Şöyle gözle görürsen zaten şu yemeğin nasıl yapıldığını bak.
Ben nasıl yapıldığını biliyorum ama böyle içine niye işte kaç dakika ne koydu ne yaptı daha güzel. Çok hamaratsız bunları bilmiyor musunuz? Biliyorum hamaratım ama olsun. Ben görüşme belki görüşmek amaçlı bunu mana edip görüşmek istedim. Öyle söyleyin ha öyle söyleyin. Yoksa şunu ilk bakışta nasıl yapıldığını görüşebilirim zaten. Yarışmadan sonra o sizi ilgilendirmez ki. Ben şimdi konuyu işte saptırıyor böyle beni delirtiyor ya. Yani. Neyse. Ne oldu şimdi? Hayır ben ne diyorum, kendisi ne diyor? İşte öyle söyleyin diyor. Görüşürüm. İşte beni delirtiyor, delirtiyor giderim ondan de, sonra. Gelirim Nermin de. Delirdi diyor yani. Ben neyse, ne diyorum bir şey diyeceğim bak puanlama bitsin, ödüller dağıtılsın. Hı. İkiniz çıkışta görüşün muhakkak sizde. Bir araya gelin bak sizi bence bu masa geriyor. Masayı bak. Hayır estağfurullah sizi bu masa geriyor. Ne alaka? 3-2-1 olsun ya program bitsin. Siz sarılın. Yok biz dışarıda da arabada yan yana oturmuyoruz. Hep ortamıza birini bir şey diyeceğim. Şu ölümlü dünya kalkın bir sarılın be. Ya ben sarılırım. Kapıdan çıkacağımızın garantisi yok. Bakın. Hadi kalk bir sarıl aşağı ablaya. Sarılırım. Hadi kalk bir sarıl. Benim şeyim yok. Gerçekten. Ama hani çok zıtlaşıyoruz. Çok zıtlaşıyoruz. Yani ben hadi bir sarılın. Ben aynı diyorum. Emanet sarılın. Sarılın kız. Ben. Yani. Allah'ım. Ya, Allah'ım. Ya, Allah'ım. Allah'ım. Ya, bir anda beş kopuş kardaklarından içersin. Zıtkar ekleriniz. Çok zıtkar ekleriniz. Ayşe ablanın başı öptü de. Nerede omzuna değmedi. Evet. Olsun, hiç önemli değil. Neyse, dünyayı barış kurtaracak Kadir Bey. Evet ama bak sen yani, hiç barışmaya niyetleri yok. Peki Rümeysa sen gel. Sen de güne katırsın kız. Elinize sağlık. 200 dolar. Pilavı beğenemedim. Yani ben siz buna zor dediniz ama pirinç pilavı daha zor bundan. Çok kolay bu. Ana yemek etleriniz çok güzel pişmiş. Garnitürü çok fazla. Burada zaten etleri az kalmış ama tadı güzel. Beğendim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Beğendiğinize sevindim. Peki bu tabağa baktığında evet bu tabakta hamaratlık var diyor musun? Yani ana yemeğinde hamaratlık var. Etin pişmesi güzel, krebi güzel, güzel pişmiş. Sadece garnitürü çok fazla, biraz baharatı da fazla geldi. Ama şehriye pilavı kesinlikle yakışmamış yanına. Nuray Hanım bu ana yemeği fırına verirken dedi ki bu hafta dedi bunun kadar uğraştırıcı, aşamalı bir ana yemek kimse de göremedim dedi. Bu uğraştırıcı mı? Değil mi? Ya değil bu bir krep. Krep tamam. Eviriyorsun, çeviriyorsun. Aşamalı. Sebzeleri koyuyorsun. Nermin çok Hanım lütfen. Ya lütfen siz kebabı yapmayın. Nasıl yaptınız? Ya kebap hazır gelmişti zaten. Hazır yoğrulmuş. Hazır mı gelmişti? Hayır. Çekilmiş. Normalde Adana kebabı zırhla çekilir içindeki... değil mi? Zırhla çekilen bir kebap. O zırhlanmış o şekilde gelmişti size. Hazırdı. Siz onu ayarlamak, o şeyi ayarlamak, o şişe tatma kıvamını tamam, ayarlamak o kadar hamur, riski ki. Onun yoğurdunuz köftesini şeyle sonra onu şişe taktınız. Oranı da ayarladınız. Tamam ben lezzetini beğendim zaten. Ben ona bir şey demedim. Ama onu da bunu kıyaslarsa. Böreği beğendiniz, çorbayı beğendiniz, onu beğendiniz. 2 puanı bana hop verdiniz. Ayşe Hanım'a 3 verirken bana 2 puan orada verdiniz. Orada çok haksızlık ettiniz bazı aşırı yerlerde. Aşırı derecede haksız. Herkese yaptınız bu haksızlığı. Yani herkese yaptım. Ayşe Hanım'a yaptınız. Kime yaptın? Herkesin menüsü Ayşe Hanım'ın menüsünden çok iyiydi. Ayşe Hanım'a 3 verdiniz. Bütün herkese 2 verdiniz. Orada var ya o kadar büyük haksızlık yaptınız ki. Kaç vermemi beklerdiniz peki? Ayşe Hanım'a 3 veriyorsan bana 4 vermeliydin. Perihan Hanım'a 4 vermeli. Eğer Ayşe Hanım'a 3 veriyorsan bize yani, 4 vermeliydiniz. Ona göre zaten puanlama yapıyoruz. Mesela birinci günü bakıyoruz masaya. Masa nasıl diyoruz? Yemeği nasıl diyoruz? Ayşe Hanım'a 2 veriyorsan bize 3 vermeliydin. Mesela ona 2 mi verdin? Mesela diyelim. Misal. Ertesi günü bakıyorsun. Oo wow bir yemek değil ama yine de onun üstünde. 3'ü ona veririm tamam ben. Tamam da Lermin ama ertesi gün ne bir daha. Ama tamam. Yani artılarını düşünüyorum ben. 5 gün 5 kişi yarıştığımız için. Ya masa güzel olabilir, şık olabilir, sunumların güzel gelebilir ama lezzete bakıyoruz biz burada. Börek açmışım ya, börek elde. Ama gerçekten yumurtayı kurutmuş, getirmiş. Kurutmamış, hayır, hamur yapmış. Hiç memnun. Ama ben size zaten böreğinize puan verdim. Ama siz kebap seçmiştiniz, biz kebapçı da değiliz. Biz ziyafet sofrasına ya kebap olmazdı. Lafı evirip çevirmeyin lütfen. Kesinlikle, hiç kesinlikle bana evirip çevirmeyin. Ya yapabilseydi belki güzel olurdu. Ya ıslak kek yani insana iki vermeniz... Nermin Hanım, ıslak kek yapmıştınız siz. Kuru kek mi yapsaydım? Hayır, kek yapmışsın. Davet sonrasında kek olur mu? Aşama olur mu? Aşaması yok, hiçbir şey yok. Hiçbir zorluğu yok. Şimdi düşünün, ben bir de Laz böreği yaptım, hamur açtım, onun muhallebisini pişirdim. Şerbetledim. He. Siz ne yaptınız? Keki çırptınız, döktünüz şeye, pişti. Üzerine de bir sos döktünüz. Hamur o sosu ayarlamak, o kekin kıvamını ayarlamak hepsi kekiniz iş değil mi? Lezzeti güzeldi ama çok basitti yani o menüye göre bence.
Sizin de yemeniz çok basit bana. Peki Laz böreği yiyelim mi? Yiyelim. Hadi bakalım o zaman, ellerine sağlık. Nuray Hanım, Perihan Hanım davet masasında şehriye pilavı olmaz diyor. Olur. Olur, bence pirinç pilavı gibi o da olur. Peki Nuray Hanım, yemeklerinizi ne zaman savunmayı düşünüyorsunuz acaba? Program bittikten sonra. Evde kendi kendime artık. İnşallah Laz böreğinin hakkını vermişsinizdir. Laz böreğiyle hakkını ödeyeceğiz yani menünün. Bu tatlıda da birçok özellik var. El açması isteyene el açması, sütlü tatlı isteyene içinde muhallebi var. Şerbetli isteyene aynı zamanda şerbetli. Üçü bir arada bir tatlı yani. Her şeye hitap ediyor aslında. Perihan Hanım bence sever. Dünden beri şerbetli tatlı arıyordu ya. Yani bu yemeğin arkasına bu tatlı hamur 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 şerbetli ama bakacağız. Tadına bakalım. Peki afiyet olsun. İnşallah. Buyurun. Ayşe abla, beğendin mi tatlıyı? Biraz hamur geldi. Duyamadım. Biraz hamur geldi. Hamur geldi çünkü biz bunu yufkadan yaptık. Hamurdan yaptık yani. Yufka. Yani hani şerbeti dökersin de sıcak sıcak o birden. Şimdi Ayşe Hanım şöyle bir şey oldu. Şerbeti biraz geç kaynattığımız için şerbetini tam çekmemiş olabilir. Ama hamur diyor, pişmemiş mi? Pişmemiş yani? Mi? Evet. Yani hem şerbetini çekmemiş hem de sanki uçları, şu uçlar kıtır, ortası biraz. Aslında şöyle bir şey Ayşe Hanım, bu sıcakken, ılıkken tüketilir Laz böreği. Durunca biraz hamurlaşıyor. Çünkü içinde de muhallebi var. O muhallebisi de şerbeti çekiyor. Durunca... Yani o hamur dediği kısım aslında muhallebili kısım mı? Anlayamadım ki. Acaba iç kısmını... Sana hamur geldi mi, onu söyle. Yok, bana hamur gelmedi. Başka hamur diyen var mı? Bana hamur geldi, pişmemiş gibi. Yani sen böyle hızlı ateşe koyulmuş, alınmış gibi. Pişmemiş gibi geldi. Şurası bana şey geldi. Şu uç biraz daha şey, orta hamur. Benimkinin de alt kısmı böyle. Altı kızarmış. Yani böyle hızlı ateşe koyulmuş da sanki hani... Sanki üstü pişmemiş gibi. Pişmemiş gibi. Üstü pişmemiş. İçi pişmemiş. Fırın içi pişmemiş. Fırın diyorum ya, fırın. Ya fırını ayarlayamıyoruz evet burada. E niye, börek nasıl pişti ya? Az önceki gelen börek gayet güzel kızarmış da altı. İşte bununla onun pişme şeyi farklı. Fırının yani bahanesini kabul etmiyorum. Börek çok güzel pişmişti. Evet, bahane ediyor. Yani o bu fırın benim böreğimi falan... Yani kaç aydır yarışıyoruz. Benim hiç böreğimi falan yakmadı. Yani yapamadıkları şeyi hep fırını suçluyorlar. Şekeri fırın, çok az olmuş. Bir gelsene, sana bir şey soracağım. Sen beğenmedin mi Ayşe abla? Beğenmedim. Beğenmedim. Peki Rümeysa? Kadir Bey... pişmemiş gibi geldi, dediğim gibi sanki yüksek ateşe koyulmuş da hani içi pişmemiş, dışı kızarmış gibi geldi. Şekeri çok az geldi bana. Yani bu kadar pişmemiş. Beğenmedim. Evet, beğenmedim. Elinize sağlık. Perihan abla. Öncelikle ellerinize sağlık. Afiyet yine olsun. Muhallebisine karabiber attınız değil mi? Anlaşılıyor zaten. Yani az biraz daha şekeri olmasa börek diye yiyilebilir. Tatlı olmamış. Yani şekeri az, tatlı değil. Az, biraz daha şekerini yarım su bardağı kadar daha koymasaydınız börek. O kadar da değil ya. Şeker tadı hiç almıyor musun? Çok yemek, az şekeri. Şimdi şerbetli bir tatlı ya bu. Ama şerbetli bir tatlı. Hı-hı. Ama bu Laz böreği çok şerbetli olmaz. Hafif bir tatlı. O, ama yine tatlı olur ama var. Değil mi? Şerbeti akmasın, tamam, tatlı olur. Tamam ama o baklava olur. Şerbeti gibi beklemeyeceksiniz bu şerbetini. Tamam, ellerinize sağlık. Yani tatlıyı tatlı gibi bekliyoruz, evet, ama bu tatlı, o yüzden yorum tatlı tadında şu değil. Şimdi yorum yaptığınız zaman şey yapıyorsunuz. Yok, tamam, o yüzden hayır, daha önce Laz böreği yediniz mi? Ben yedim. Hayır, Laz böreği yemedim ama nasıl olduğunu araştırdım, baktım. Nasıl araştırdın? Yani internetten tadına mı baktın? Evet. Sayfayı mı yaladın? Ya tadı, tat şimdi bakmak yani bildiğimiz şeyler. Hazır ama yufka. Ama bir yemedim diyorsun daha önce. Hayır, olsun. Sonuçta hazır yani şimdi değil. Bir şey diyeceğim yine. Hazır yufka değil, yufkayı kendim açtım. Bu yufkayı. Evet. Ne oldu, beğenmediniz mi? Ha, hazır evet. Yufkaya el açması dedin. Pardon, pardon. Şimdi el açmasına da hazır pardon, yufka pardon, diyor. Pardon, pardon. Yani bilmiyorum, ben beğenmedim. Az bir daha şekeri olmasa bildiğiniz börek gibi olmuş. Şekeri de az zaten. Az, yani, gerçekten az. Beğenmediniz mi siz de? Hayır, hayır, kesinlikle. Az yani, hamur, çok şekeri, gerçekten az. Şeker şeyi ya, çok az. İç hamur dedin zaten, hiç muhallebi. Yani muhallebi sabah baklava hamuru yani çok kalın bir hamur değil hiç üstü. Ya belki de şöyle bir şey söyleyeyim, damak tadıma uymadı deseniz daha iyi olur aslında. Ay öyle demesinler, daha çok cinleniyorum. Damak tadım uymadım dedim ya. Ya çünkü Laz böreği, Laz böreği olunca bunun içinde hem şekerinin çok fazla olmaması lazım. Böyle baklava gibi hani böyle akışkan bir şerbet beklemeyin bundan. Tamam, ayrıca hayır, yani şekerin oranı bu mudur?
Yani Laz böreğinin şeker oranı bu mudur? Evet, şekerli şu anda. Evet, şekerli bu. Muhallebisinin şekeri var mı bu arada? Muhallebide de şeker var. Siz nasıl şekersiz buldunuz? Hiç şeker almadım ben. Hiç. Bilmiyorum yani. Nasıl almadınız? Şimdi diyorum az bir şekersiz daha olsaydı börek niyetine iyi. Ya hayır. Yok. Şeker yok. Şeker yok. Yani şu an içinde şu anda 2,5 bardağından fazla şeker var. Şimdi siz buna şeker yok dediniz. Yeterli gelmemiş. Yani muhallebide şeker şeyi yok. Yani var ama az. Ya nasıl? Peki. Allah. Bugün hanımların damakları şekeri almadı. Şeker, çok şekerleri düştü herhalde, bilmiyorum. Şeker, çok şeker istiyorlar. Yani sence bilerek mi beğenmiyorlar? Yok, bilmiyorum. Tansiyon çıktı, tuzlu. Şeker düştü. Şekerli. Senin düşüncenle, bana net düşünceni söyle. Net düşüncemi söyleyeyim. Yani şu anda bu yorumlar sana mantıklı geliyor mu? Ya şöyle söyleyeyim. Şerbeti biraz geç koyduğumuz için onun biraz azizliğine uğramış olabilir. Tamam, biraz muhallebide daha şeker gelirdi. Yok diyorlar. Kuru, kuru. Muhallebide ben bir bardak şeker koydum. Muhallebiyi asla kabul etmiyorum. Tadına da baktık zaten, gayet de şekerliydi. Ayrıca söylediğim gibi bunun çok ballı olmaması lazım. Zaten muhallebide şeker var. Üzerindeki balı da çok koyarsa bu sefer diyeceksiniz ki ay bu çok şekerli oldu, bu baydı. Bunun içinde çok fazla yumurta var, biliyor musunuz? Yumurta da olduğu için bu sefer sizi bu çarpardı herhalde, yani bilmiyorum. Bomba gibi bir şey bu yani. O senin düşüncen. Evet. Bana göre de şekerli değil yani. Bir tatlı havası yok bunda yani. Afiyet olsun. Peki hamaratlık var mı? Tabii ki yani açmış yani elemeyi tabii ki var. Yani. Perihan ama Nermin Hanım'ın ıslak keki mi bu mu? İkisi de değil. İkisi de değil. Değil. İkisi de değil derken şimdi bir Nermin Hanım kek yaptı. Zaten ben dün yorumu Nermin Hanım'ın başına dönmeyeceğim. Ben dün Nermin Hanım'a yorumu yaptım. Ben de bugün sana yaptım dedim ya. Ben eğer şekersiz, az bir şekersiz de yapsam börek gibi yiyebilirsin yani, tuzlayıp. Afiyet olsun. Peki afiyet olsun. Laz böreği kimse beğenmedi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Puanlamaya gidiyoruz hanımlar. Hadi bakalım son puanlar. İşitliğe bindi. Büyük finale çok az kaldı. Birinciyi birazdan öğreneceğiz. Ondan önce Nuray Hanım puanlarını alsın. Bakalım toplamda kaç puan ulaşacak görelim. Nuray Hanım, haftanın başından beri sessizdiniz. Hepsine böyle olur, şöyle olur. Yok şu masa, yok masanız da aynıydı. Evet hanımlar, buyurun haftanın son puanlarını verin bakalım büyük final öncesinde. Evet, Ayşe ablacığım senden başlayalım. Benim puanım. Evet. 3. 3 puan geldi aşağıdan, indirebilirsin. Evet, bekliyor muydun Ayşe abla dönüş? Yani bekliyordum, beğendi. Ana yemeğimi de beğendi. Ana yemeğinizde çorbanızı beğendim. Evet, peki. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Perihan sen çevir puanını. Benim size puanım 1. 1. Evet. Ya birlik bir menü müydü Allah aşkına bu menü? Ya ben menüde bir şey görmedim gerçekten. Nasıl bir şey görmediniz? Çorbanızı beğenmedim. Siz dediniz ki suda kaldı, işte karıştırdım, topaklandı. Evet. Böreğiniz tuzluydu. Gerçekten yiyemedim ama börek güzeldi. Hatta börek kendi güzeldi, tuzluydu, evet. Yiyemedim. Ama gerçekten börek güzeldi ama tuzluydu içi, hazır börek bile gibi durmuyordu. Ana yemeğinizde de uyum yoktu ama kebabınızı beğendim. Tatlınız zaten yoktu. Yani şu masada hiç mi bir emek yok, bir zahmet yok? Herkeste emek şey vardı. Yok. Dün bende de emek vardı o gün. Yani pardon, dün şey, bende de emek vardı. Siz bana iki verdiniz. Bizde de emek vardı. Benim masamı Ayşe Hanım masasıyla kıyasladınız. Ben de sizin masanızı kendi masama kıyasladım. O zaman siz bana şu anda Ayşe Hanım'la beni kıyaslıyorsunuz ve yani evet, siz beni nasıl kıyasladıysanız diye. Yani Ayşe'ye verdiği puanın intikamını mı alıyorsunuz? Ben Ayşe Hanım'da güzel bir tatlı yedim. Tatlısını bitirdim. Tamam da Ayşe'ye verdi o puanı, o gün gitti. Sen ya, hala onun kinini mi gidiyorsun? Evet. Kinini gitmiyorum ama benim masam benim masamı onunla denk tuttu. Evet, o yüzden denk bana tuttu. Puanı yani verdi. Benim masam o kadar, yani Ayşe Hanım masası kadar kötü değildi. Peki bugün 3 tane el açması vardı. Börek dediniz. El açması vardı ama Kadir Bey, biri çok tuzluydu. Perihan Hanımcığım, yani böyle birinci olmaya çalışıyorsunuz. Böyle birinci olacaksanız bence hak yiyorsunuz. Hiç olmaz. Eğer ki hak ediyorsam olurum, hak etmiyorsam o belli onu olmaz. Hak yedi. Ama onu hak yedin, ama Nuray Hanım da hak yedi. Ama ben size değil mi? Nuray Hanım da hak yedi. O bana iki verdi. Evet. Dediniz, hayır. Dediniz ki masaya beğendim. Eğer ki bu yayınlanacak ya, insanlar izleyecek, görecek. Yapmayın. Ama sizin masanız da benim masam bir tuttu. Ya ben size en başta söyledim. Ayşe Hanım masası çok şıktı, evet. Çok güzel. Güzeldi, zarifti. Ama yemek yoktu. Ama bak şıktı, yemek yoktu. Köftesinin tadı çok güzeldi. Onu beğendi, böreğimi beğendi. Köftesinin tadı güzeldi. Ben bunu söylüyorum. Siz şeklinde takılıp durdunuz. Yok, ama siz benim masamda çok şey yaptınız. Peki Perihan Hanım, bu masa berbat bir masa mıydı?
berbat değildi. Şıktı ama. Bir ama demek berbat bir masa demek değil. Yani benim bir kahve sunumu. Yemek yiyor. Kahve sunumu da beğendiniz ama. Kahve sunumunu da beğendiniz. Kahve sunumu. Hiçbir şimdi, şey bilelim. Hiç burada. Ya zaten yemek. Ben çorbayı beğendim. Ama çıkması da. Yani bu masa cidden berbat bir masa mı? Yani o. Çünkü beni... puanı berbat diyor şu anda. Evet. Aç kalktım. Aç kaldım evet. Masada. Aç kaldım. Tatlı yoktu. Hiçbir şey tam değildi. Tatlı yoktu. Ara sıcak. Ara sıcak yoktu zaten Kadir Bey. Dört kişinin yorumu da aynıydı. Yemedik. Ara sıcak yoktu. Çorbamı ama beğenmedi. Ama Hazır Yufka'yı el açması gibi zannetti. Evet. Eğer ki içi güzel olmuş. Olsaydı. Tamam da hayır. Hı. En azından önüne gelen börek Hazır Yufka ama el açması kadar güzel olmuş. Tuzu dışında. Tuzu yani dışında, mesela evet. Ona bir puan vermez misin? Vermem. Vermez. Çünkü... Yazık ama oldu. Senin de arası, bir şey söyleyeyim. Hı. Senin de arasıcağın tuzluydu. Ben de onu bu kadar yiyemedim. Değildi. Bu kadar bilmiyorum. Arasıcağım kadar yiyemedim. Bir de kararlı mısın? Kararlıyım. Niye yazık oldu? Size ne oluyor ki? Niye yazık oluyor? Ben anlamıyorum ki. Şimdi senin masanla benim masamla yani karşılaştım. Bana 2 veriyor. Tamam. Size 3 veriyor ama benim masam sizin masanıza kadar sen çevir puanları. Hadi bakalım Ermin Hanım kaç puan verdi? 2 puan da Nermin Hanım'dan geldi. Peki indirebilirsiniz. Rümeysa sen çevir puanı. Son puan bu arada. Perihan Hanım 1 puan yani verdi. Bu, evet. Perihan Hanım hiç adil değil Rümeysa o zaman. Rümeysa puanı ben size 1 verdim. Ben size 1 verdim. Ben size 1 verdim. İzleyenler de görecek. Siz bence keşke ben... bana 1 verseydiniz o keşke gün. Gerçekten. Şu anda keşke. Pişman oldum. 1 vermiş çünkü gibi oldu zaten. Zaten keşke 1 verseydiniz gerçekten. Yani ben o gün şey yaptım. Gibi Ayşe'nin masasıyla beni kıyasladınız. Ayşe'nin masasında yani yoktu, hiçbir şey yoktu. Peki, son puan Rümeysa'dan. Yani. Yani bir görmeyi hiçbir zaman istemiyoruz ama. Bir vermiş gibi oldunuz siz de herkese. Keşke biri verseydiniz. Yani sizin masumun inadını yaptığınız gibi geliyor. Yok, gerçekten. Hayır, inat yapmadım. Hayır. Buyurun. İki. Karşıya çık, 2 puan geldi. Rümeysa bu hafta hiç 3 kullandın mı? Kullandım. Kimde kullandın? Nermin Hanım'da kullandı. Evet. Şaşkınım. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Biz de çok şaşkındık. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Neden 2 verdiğimi soruyorsanız hemen açıklayabilirim. Ya, gerek yok, gerek yok. Hiç toplamda 8 puana ulaştın Nuray abla. Ellerine kollarına afiyet sağlık tekrardan. Olsun, mutfakta olsun. Performansın gayet güzeldi. Yemeklerini zaten röportajımda yorumlayacağım. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Döndüğümde bu haftanın birincisini en amaratını açıklayacağım. 20.000 TL'ye bakalım kim alacak? Hep birlikte birazdan büyük finalde göreceğiz. Görüşmek dileğiyle. Şoktayım. Şu an yine kendimi zor tutuyorum. Belki yine tansiyonum yükselmiş olabilir. Çünkü çok üzüldüm. Hiç hak etmiyordu bu puanı. Evet sevgili seyirciler, en amarat benim de haftanın son gününde tamamladık. Nuray Hanım'ın ellerine kollarına sağlık. Çorbası çok güzeldi. Sütlü olmasına rağmen köfteyle gayet uyumluydu. Ben çok beğendim lezzetini. Böreğe gelince... Keşke tuzu o kadar çok olmasaydı. Kendi bile şaşırdı nasıl bu kadar tuz attım diye. Halbuki yufkası gayet güzeldi. Aynı el açması tadındaydı. Aslında istediği kıvamı yakalamıştı. Ama maalesef ki lezzeti olmamıştı. Ana yemeği çok beğendim. Arpa şehriye tabii ki davet sofrasına uygun değil. Ama sultan kebabının lezzeti, krebi gayet yerindeydi. Tatlıya gelince Laz böreğinin şekeri hiç yoktu. Şerbeti azdı. Maalesef ki beğenemedim. Yine de eline koluna sağlık diyorum ve puanımı veriyorum. Evet, sıra nereye geldi? Tabii ki de büyük finale. Bakalım bu haftanın birincisi 20.000 TL'nin sahibi kim oldu? Hazırsanız buyurun büyük finalde açıklayalım. Ay Ayşe Hanım, sırf puan verebilmek için o ana yemeği nasıl lop lop tuttunuz var ya. Enamarat benimden büyük finalden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, hanımların beklediği an geldi. 20.000 TL, yarım altın, çeyrek altın ve şöyle göstermek istediğim küçük sürpriz hediyelerimiz var. Evet. Herkesin 20.000 TL için kurduğu bazı hayalleri var. Bakalım kimin gerçekleşecek göreceğiz. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Hazırsanız 20.000 TL'ye veda eden ama aynı zamanda sürpriz hediyenin sahibini açıklıyorum efendim. Toplamda 13 puan alarak Kadir Ezildi ile en amarat benim de bu hafta sürpriz hediyenin sahibi olan ilk yarışmacımız. Toplamda 13 puanla sürpriz hediyenin sahibi... Ayşe Hanım oluyor efendim alkışlarınızla. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ellerine, emeğine sağlık Ayşe ablacığım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizinle tanışmak, buraya kadar gelmek de bir çok gurur ve onur benim için. Biz de sizi gördük. Için. O cesareti gösterdiniz. Her zaman söylüyorum. Burası bir yarışma. 2 saatlik süre içerisinde bazı şeyler istediğimiz gibi gitmeyebiliyor.
Ayşe ablacığım, arkadaşlarından 9 puan aldın. Etap için hiç soba borusu daha önce temizlemediğin için maalesef ki çok zorlandın. Evet, ben onu biliyorum. Evet, söyledin ve 2 puan aldın benden etap çünkü için. Çünkü hiç temizlemedim. Yemek için 2 puan aldın, toplamda 13 puana ulaştın. Teşekkür ederim. Maalesef ki mutfakta bazı aksilikler yaşadın. İstediğin gibi gitmedi yemeklerin. Yine de eline koluna sağlık teşekkür diyorum. Ederim Kadir İnşallah Bey. O istediğin umreye bir şekilde i̇nşallah, gidersin. İnşallah. İnşallah. Evet, bir ütüm daha var. Bakalım kimin oldu o ütü? Bizim evde var ütü. Ben de kazandım var Kadir Bey. Toplamda 14 puanla Kadir Ezil değil en amarat benim de ütünün sürpriz hediyenin bir diğer sahibi Nuray Hanım oluyor efendim. Şöyle verelim alkışlarla. Nuray Hanım'ın da ellerine kollarına sağlık. Nuray ablacığım, arkadaşlarından 8 puan aldın. Benden etap için 3 puan aldın. Yemek için 3 puan aldın. Toplamda 14 puan ulaştın. Teşekkür ellerine ederim. Kollarına sağlık diyorum tekrardan. Evet, geldik altınlara. Çeyrek altın bakalım kimin yakasına gidecek? Evet. Bizde çeyrek altın var. Evet, toplamda 15 puanla çeyrek altının sahibi. Toplamda 15 puan alarak en amarat benim de çeyrek altını almaya hak kazanan yarışmacımız. Toplamda 15 puanla çeyrek altını sahibi Rümeysa oluyor efendim alkışlarla. Rümeysa şöyle şalına takayım. Güle güle harca çocuklarına inşallah. Teşekkür ederim. Ellerine ederim. Kollarına ederim. Sağlık. Rümeysa arkadaşlarından 10 puan aldın. Benden temizlik için 3 puan, yemek için 2 puan, toplamda 15 puan aldın. Maalesef sende de bazı aksilikler olmuştu. Evet. Yine de eline koluna sağlık diyorum. Tatlın enfesli bu arada tekrardan. Evet, son 2. Perihan ve Nermin. O altını çok seviyor. Sonra da anladım. O altını çok seviyor. Ama bizde yarım altın var. Olsun. Hazır mısınız? İkinci olmak da güzel, birinci olmak da hayırlısı olsun inşallah. Hazırsanız inşallah. Önce 20.000 TL'nin sahibini açıklıyorum. Ardından da yarım altınımı takacağım. Elimde görmüş olduğunuz Kadir Ezinli ile en abarat benim madalyası. Acaba kimin boynuna gidecek? Evet arkadaşlar, evet sevgili seyirciler. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kadir Ezil Dilen Avarat bölümde bu haftanın birincisi, 20.000 TL'nin sahibi, elimdeki madalyayı almaya hak kazanan yarışmacımız. Bu haftanın birincisi, 20.000 liranın sahibi, 3, 2, 1, Perihan Hanım oluyor. Ay çok sevindim. Ay rüya değil mi? Ben de sevindim. Rüya değil mi? Gerçek. Ay yok vallahi rüya. Gerçekten rüya. Ay gerçekten rüya. Ay gerçekten çok sevindim. Gerçekten ben de çok sevindim. İnan ya gerçekten çok sevindim. Kadir Bey, bunu bile gerçekten şey yapmak istemiyorum ama böyle bilmiyorum. Yapmak istemiyorsan ya kız. Bilmiyorum ya ne biçim ya. Nasıl bir şey bilmiyorum. Eyvallah, ama. Çok sevindim. Ne hissediyorsun şu anda? Ya Yusuf dedi. Ya Yusuf dedi ki anne zaten merhabayı o yazmıştı ya mesaja. Mesaja merhaba yazdı. Anne dedi gerçekten bak inanıyorum dedi kazanacaksın. Benim odam yok ya anne ne olur bana şey al çarşaf ben oğlumu alacağım. Hem de en iyisini. Şey atacağım. Büşra Hanım'ı atacağım size göstersin. Ekibimize de gönder. Lütfen. Güle güle tamam, kullan inşallah. Hayırlı olsun. Ay çok teşekkür ederim. Yavrularını mutlu edeceksin bir anne olarak. İnşallah. Sevindim. Hadi gerçekten. Bakalım alkışlarla. Vallahi her yerine kadar sevindim. Çok teşekkür ederim. Allah Allah. Günlerde kullan hayırlı uğurlu olsun. Evet. Güle güle evet gerçekten. Bak bir altının daha oldu. Hadi iyisinleri. Ellerinize kollarınıza sağlık. Nermin Hanım arkadaşlarınızdan 9 puan aldınız. Evet. Temizlik etabından ay, benden 4 ya. Puan aldınız. Teşekkür yemekler ediyorum. İçin 3 puan aldınız. 16 puan ulaştınız. Teşekkür Perihan ablacığım arkadaşlarından 9 puan aldın. Evet. Benden etap için 5 puan aldın. Yemek için 3 puan aldın. Toplamda 17 puan ulaştın. Ellerinize kollarınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Evet, yine bu hafta da tatlı, çekişmeli, lezzetli bir hafta oldu. Herkesin eline koluna sağlık diyorum. Pazartesi günü kimseye söz vermeyin. Yine aynı saatte birbirinden hamarat yarışmacılarla karşınızda olacağız. Fox ekranlarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hayırlı hafta sonları diliyorum.